devam edin. Devam edin. Batı Karadeniz'in, Anadolu'nun güzel ilçesi Safranbolu'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz Safranbolulular. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kına gecemize hoş geldiniz. Kız kınası var bu akşam, hoş geldiniz. Bu akşam kadın programı var, hoş geldiniz. Bu akşam İrfan Uyur'un rengi mor. Safran çiçeğinin rengi mor. Kına gecesi ekibimizi bir yere göndermiyorum. Çünkü ben sizi böldüm. Lütfen birazcık bekleyiniz. Bir izah edelim televizyon başında bizi izleyenlere. Burada ne oluyor, burası neresidir bir izah edelim. Sonra devam edelim müsaade ederseniz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyoruz sizlere. Cuma akşamınızı biraz neşelendirelim. Yok mudur bu memlekette bir umut diyenlere bir umut ışığı gösterelim diye yollara düştük. Kendimizi Safranbolu'da bulduk, Anadolu'nun ve dünyanın mirası, dünya mirası, UNESCO tescilli dünya mirası, güzel ilçemiz Safranbolu'dayız efendim. Safranbolu'da bir safran devrimi yaşanmakta, safran moru renginde bir kadın devrimi yaşanmakta. Şurada şu masa çok önemli, hemen sağ tarafımdaki masa sevgili yönetmenim çok önemli. Çünkü onlar bir seçim zaferinin mimarı kadınlar. Onlar günlerce, haftalarca kadın başkan adayına destek olmak için kapı kapı dolaşan kadınlar, siyasette biz de varız diyen kadınlar, sizler de hoş geldiniz. Siz özel konuksunuz kına gecesinde. Sağ olun. Siyasette biz erkekler konuşmayı çok seviyoruz. Uzun uzadıya konuşuyoruz. Bu akşam daha kısa konuşacağım. Onur konuyuz. Daha doğrusu biz onun konuyuz aslında. Tam 42 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Safranbolu'nda belediye başkanlığını kazandı. Ve tarihinde ilk kez
Ve ilçe tarihinde ilk kez bir kadın aday bunu başardı. Bu çok önemli diye düşündük. Bunun öyküsünü bizzat yerinde dinlemek istedik. Ve Mimar Başkan Elif Köse'nin misafiri olduk. Hoş geldiniz efendim. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz başkan. Sağ olun. Elif Köse bütün seçim kampanyasını safran moru, aslında biraz feminizmin de moru olan kostümleriyle, kıyafetleriyle tamamladı. Ve koltuğa da öyle oturdu. Teşekkür pankartlarınızı da gördük billboardlarda. Teşekkürler evet. Safran Bolu evet. diyorsunuz. Konuşacağımız çok şey var sizinle. Hoş geldiniz. Evvela şu mazbatayı bir göstereyim de mazbatalı mı başkan diye soran olursa. Başkan mazbatalı. Başkan mazbatalı. Darısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başına. Sahibine teslim edelim. Kaymış. İşte Safranbolu Belediye Başkanımızın mazbatası. Şöyle koyayım ben tekrar efendim. Giderken unutmayınız zaman. Şimdi ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili Safranbolular, sevgili Karabüklüler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanı aramızda. Ama az evvel söylediğim gibi beylere dedim ki gidin arkalara oturun ne olursunuz. Önleri kadınlara bırakın dedim. Başkan da bilmiyorum ayakta mı kaldı, ayıp mı oldu? Burada. Peki. Buradasınız. Hoş geldiniz efendim. Sağolunuz. Bütün teşkilat arkanızda, halk arkanızda %43 oyla evet. yanılmıyorsam seçildiniz. Evet. Evet. Nasıl oldu? Nasıl geldi başkanlık? Başkanlık çok güzel geldi. Bu serüveni anlatmam gerekirse en başından itibaren Eylül ayında ilçe başkanımızın özel bir sebebiyle istifasıyla başladı aslında. Ben yönetim kurulunda belediye başkan yardımcılığı yapıyorum. 2 dönemdir yapıyordum. Eylül ayında 24 Haziran seçimlerinden sonra biraz yorulduğunu söyleyen, artık biraz mola vermek istediğini söyleyen ilçe başkanımız görevini bıraktı. Yönetim kurulu arkadaşlarım da sağ olsunlar beni layık gördüler o göreve. Ondan sonra artık yerel seçim süreci başlamıştı. Kimi aday yapacağız? Tabii bu arayışlar içindeyiz. Ben kendimi hiç düşünmüyordum aslında bu dönem. Bir sonraki dönem bu görevi düşünüyordum. Belediye başkanlığı görevini, talip olmayı. Sonrasında bir arayışa girdik hep birlikte. Kim olabilir? Safranbolu'da biz bu seçimi almalıyız. Fakat arkadaşlarım hep en başından itibaren benim olmam gerektiği konusunda hemfikirdi. Fakat ben ısrarla benden başka birinin bu işi daha iyi yapabileceğini düşünüp bir arayışa girdim. Fakat arayışlarım netice vermedi. Bu sırada da bir adayımız vardı. Başvuru yapmış bir adayımız da vardı. Biz tek adayıyla gitmeyelim, bir başkası da olsun diye düşünmüştük. Sonunda Kasım sonu artık ilçe başkanlığından istifa etmenin son gününde ben istifa ederek aday olmaya karar verdim. Ve ön seçime girdiniz. Ön seçime girdim tabii ki. Bu da çok önemli. Ön seçimle geldi evet, aday olmaya. Evet, ön seçimle geldim ama bu teklifi kabul ederken düşündüm Safranbolu'ya karşı gerçekten benim de bir sorumluluğum var. Mimarım, 27 senedir de Safranbolu'dan ekmek yiyorum. Safranbolu'da birçok problemi görüyoruz tabii ki ve meslek sahibi olarak da daha duyarlıyız. Mimarlar tabii ki daha duyarlı. Bir kenarda oturmanın artık doğru olmadığına da kanaat getirdim. Arkadaşlarım da sağ olsunlar, ilçe örgütündeki arkadaşlarım çok büyük destek oldular. Onların inancı da beni yüreklendirdi tabii ki. Aday oldum ve dediğiniz gibi bir ön seçim yaşadık biz. Aralık 23'te yaptığımız ön seçimde ben başkan adayı olarak çıktım. Orada bir virgül koyalım. Devamını dinleyeceğiz bu öykünün. Çünkü kolay olmuyor. Ön yargıları kırmak kolay olmuyor. Değişime çok çabuk adapte olmuyoruz maalesef. Oysa ki değişikliklere açık olmak gerekiyor. Nasıl gönülleri fethettiniz onu öğreneceğim sizden. Bu nasıl bir kadın hareketine dönüştü bir taraftan? Onu anlatacağız sizlere. Bir örnek olduğunu düşünüyorum çünkü. Ve yine sandıktaki rakiplerinden biri Elif Başkan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın adayıydı. O kadar güzel, o kadar centilmence lafı burada bakın yanlış, eksik. Hayır, o kadar
Hanım mı hanımcık, o da mı olmadı? Ne demek lazım bilmiyorum. Şefkatli, kadın şefkatli. O kadar verdi. Şefkatli yani. Bir rekabet yürüttüler ki, rekabet de denilmez adına. El ele kol kola seçime gittiler. Seçimin kazananı kaybedenini teselli etti. Kaybeden kazananı tebrik etti. Kazanan Safranbolu oldu. Bakın safran kıssadan hissedir. Türkiye bir pay çıkarır belki kendine diye anlatıyorum. Sevgili Safranbolular. Bu arada arkalarda bizleri izleyenler, ayakta olanlar var. Cep telefonlarını kapatmanızı rica ediyorum. Bırakın bir şey olmaz. Bir haber gelirse son dakika haberi ben size veririm zaten. Paylaşırım buradan. Hiç merak etmeyin. Yeter ki Türkiye ekran başında bizi izlemek üzere televizyonlarına kilitlenmiş olanların dikkati dağılmasın. Bir haber olursa benden alırsınız. Merak etmeyin. Biz de İstanbul'dan gelecek haberleri merak ediyoruz. Burada Safranbolu'da. Ama... Bir üçüncü koltuk daha var. O yüzden onu bir anlatayım size. Şurada boş bir koltuk var başkanın yanında. Şurada başkanın yanındaki boş koltuğa burada bu tarihi hanı dolduran, tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımızdan rastgele seçip oturtmak istiyorum ben. Konuşacak lafım var. Başkana sorulacak sorum var. Benim bir derdim var diyene açık bir koltuktur burası. Üçüncü koltuk. Bundan sonra İrfan-ı Yurde de böyle olsun istiyorum. Biz konuklarımızla çokça konuşuyoruz da izlemeye gelenler konuşamıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bu üçüncü koltuk boş şimdilik. Birazdan dolduracağız orayı. Biz böyle birbirimizi ağırlarken ya şu konuda öyle değil diyecek olan varsa yukarıdan da bizi izleyenler var. O kadar da güzel bir handayız ki 17. yüzyıldan kalma bir han burası. 1645 yılında yapılmış yanılmıyorsam. Padişah 1. İbrahim'in kaz askeri. Burada Cinci Hoca diye bilinen bir Safranbolu büyüğümüz tarafından yapılmış öyle söyleyeyim. Ve adı da Cinci Han olmuş dolayısıyla. Cinci Han'dayız efendim. Tarihi çarşısının içindeyiz Safranbolu'nun. Şimdi buradan bakınca Safranbolu'nun bir mimara emanet edilmiş olması da çok önemli. Çünkü tek çivi çakılmayacak güzellikte ve öylece korunması ama bakılarak korunması gereken bir yer burası. Ne vaat ettiniz Safranbolulara adaylığınız kesinleştikten sonra? Adaylığım kesinleştikten sonra Safranbolu'nun da Türkiye'deki ya da dünyadaki birçok yerde olduğu gibi tipik sorunları var. Ulaşım, trafik, su. Onun yanı sıra bizim tabii ki söylediğiniz gibi dünya miras listesinde olmamızı sağlayan bu tarihi çarşı alanımız var ki burası kent ölçeğinde korunmuş nadir yerlerden birisi. Türkiye'de tek. Drone uçurup görüntü almışlığımız da var. Bir evet. Görüntüler hazırdı. O kadar muazzam görünüyor ki gökyüzünden de rica edeyim rejideki arkadaşlardan o görüntüler hazırsa onlar da ekrana gelsin. Safranbolu'nun konakları gökyüzünden ayrı güzel gözüküyor. Bir de seyir terası var buraya gelmeyi düşünenler için. Şimdi görüntüler de giriyor. Buyurun başkan, sözünüzü kestim, özür dilerim. Evet, bu tarihi çarşının da aynı şekilde yeni yerleşim bölgesi gibi trafik problemi var. Turizmin artık gitgide azalması gibi bir problemi var. Daha önce birkaç günlük konaklama imkanlıyken şu anda günübirlik turizme dönüşmüş durumda. Bizim turizmden gelir kaynağı elde eden Safranbolu vatandaşlarımızın sıkıntıları var tabii ki. Bu sıkıntıları gidermek adına biz dedik ki Safranbolu'da turizmi çevresiyle birlikte değerlendirerek günübirlik turizmden kurtararak daha uzun vadede, uzun vadeli en az 3 günlük belki ileride 5 günlük konaklama sağlayacak şekilde geliştireceğimizi söyledik. İnşallah bu yönde de çalışmalarımıza başladık. Turizm burası için hem esnafın hem pansiyonculuk ve konak işletmeciliği yapanlar adına çok önemli tabii ki. Turizm çok önemli. Turizmin üzerinde duracağız. Ve tur otobüsleri geliyor. Ben bugün de şahit oldum. Belli bir yere kadar geliyorlar. Orada evet. Turistleri bırakıyorlar. Turistler dağılıyorlar ara sokaklarda. Ve otellerde organizasyonlar yapılıyor. Kına gecesi organizasyonları da yapılıyor. Bizim kına gecesi ekibimiz de biliyorum buradan başka yerlere de gidecekler. Onlar da köşeden bana bakıyorlar. Biz bir tane daha örnek göstersek sunsak da müsaadenizi istesek diyorlar. Müsaade eder misiniz efendim? Alkışlarınızla müsaade eder misiniz efendim? Buyurun.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Siz devam ederseniz dinleriz. Pekala. Efendim buyurun. Bir vatandaşımız. Öyle sıradan da bir vatandaş değil. Bu seçim zaferinin mimarlarından biri. Üçüncü koltuğa hemen sizi alacağım. Buyurunuz. Üçüncü koltuk, vatandaş koltuğu. Buyurunuz. Mikrofonunuz konusunda yardımcı olacak şimdi arkadaşlar. Siz, hiç heyecanlanmayın. Hiç, bu sizin televizyonunuz, sizin ekranınız. Sözde sizin olacak zaten. Konuşacağız. İçinizden birini de birazdan seçip buraya alacağım. Lütfen aklınızda kurunuz cümlelerinizi. Demokrasi diyorsak, temsilde eşitlik diyorsak, erkeklere verildiği kadar kadınlara da söz hakkı verilmesi gerekiyor. Buna inanıyorum her zaman. %50 nüfusta eşitsek, her konuda da eşitsek, siyasette de eşit olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi biraz atlayarak tebrikler kısmına geleceğim. Kimlerden tebrik aldınız? Kimlerden kadın örgütleri mesela destek verdi mi? Arkanızda durdu mu? Tabii ki. Öğreneceğim. Kadın örgütleri de destek verdi. Ve benim siyasi rakibim Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Fatma Danışman beni ilk arayanlardan biriydi tebrik etmek için gerçekten. O da çok hoştu. Bunu ihmal etmedi. Sendikalar, tebrik edenler arasında yardımlaşma örgütleri, işte kadın kollarımız, diğer örgütlerin kadın kolları, İyi Partili arkadaşlarımız, onları da unutmayalım. Biz bu seçimde ittifaktık biliyorsunuz. İyi Partili arkadaşlarımızla da çok uyum içinde çalıştık. Bu da bizim için bir artıydı. Aramızda hiçbir problem çıkmadı. Sanki hep biz bir bütünmüşüz gibi çalıştık bu seçim boyunca. Bu da yine kadınların gücü. Kadınları arasındaki uyumu da gösteriyor aslında. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Mikrofon tamam, buyurunuz. Ben Perihan Oğuz. Perihan Hanım, Safranbolulusunuz. Evet, aynen. Elif Başkan'ın kampanyasına gönüllü destek verdiniz sanırım. Aynen. Mazbatayı alıp da makam koltuğuna oturduğu gün de bir fotoğraf çektirmişler. Çok güzel bir fotoğraf. Perihan Hanım kendisi başkan olmuş gibi mutlu olmuş, koltuğu böyle sahiplenmiş. Ben küçüğünü bir de tutukladım, ben de şaşırdım, o nereden geldi diye. Nasıl başardınız bunu? Başardık. Bayanlar hep kadınlar kolu beraber el ele verdik, çalıştık ve severek Elif Hanım'ı destekledik. Her zaman içinde arkasındayız yani bayanlar olarak. Hangi sorunu çözsün istiyorsunuz önce? Derdi nedir vatandaşın? Bilmiyorum ki, bizim mahallede çok sorun var zaten. Hiç onlara başkan falan uğramadıydı. Elif Hanım'ın zaten sözü var, uğrayacak zaten. Bizim mahalle hiç uğranmadı. Zaten onlar teyana bir yer yani. Peki genel olarak beklentiniz nedir siyasetçilerden? İşsizlere iş, aynen, açsızlara tabii aş. Gençlere işimizi istiyoruz. Hiç şimdiye kadar yani bizim çocuklarımıza iş verilmedi. Hep dışlanıldı gibi oldu yani. Bizim çocuklarımıza iş verilmesini istiyorum ben. Bizim çocuklarımız da iş sahibi olsun istiyorum. Particiliği sona erdireceğim diyebiliyor musunuz? Çünkü evet, insan kendine yapılanı başkasına yapmamalı. Güzel bir söz. Aynen. Bugünün de sözlerinden biri oldu. Çünkü öyle oldu hep bizim. Oy vermedi diye cezalandırılanlar oldu bugüne kadar. Evet, olmuştur. 50 bine yakın nüfusu var sanırım, değil evet, mi Safranbolu'nun? Bu 50 bin kişi de size oy verenler vermeyenler hizmet görebilecek mi? Elbette, yani bunu bu soru olarak sorulması bile aslında ne kadar acıdır. Böyle bir ihtimal var mı? Bütün Safranbolu'nun belediye başkanı oldum. %43'ün belediye başkanı değilim elbette. Safranbolu'ya belediye başkanı oldum ve ben Perihan ablanın bizim çocuklar demesi, bizim çocuklar bugüne kadar ötelendi demesine bile o kadar üzülüyorum ki, işte bu zihniyeti yaratılmış olması çok kötü. Biz siz diye ayrıştırıldık maalesef. Kutuplaştırıldık. Herkese eşit mesafede yaklaşılmış olsaydı biz bugün bunu konuşmuyor olacaktık. Ve ben bu yapılan yanlışı asla tekrar etmeyeceğim. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Hani devir teslim töreni nerede diye soruyorsunuz haklı olarak. Devir teslim töreni yok. Çünkü devredecek kimse yoktu makamda. Son 2 yıldır Dünya Mirası Safranbolu kayyum tarafından yönetilmekteydi. 2 yıldır belediye meclisi toplanmayan bir ilçeden söz ediyorum. Kaymakam Bey üzerinde bulmuş görevi. Kayyum demişler, sensin artık buranın belediye başkanı. O da demiş ki bana düşmez size makamı teslim etmek. Siz gidin kendiniz orada makam işte. Gidin oturun demişler başkana. Öyle mi oldu başkan?
Yani kaymakama da saygı duyuyorum kararından ötürü. Bilmiyorum farklı bir sonuç olsaydı yine aynı hareketi yapar mıydı, sormak lazım. Ben isterdim bir seçilmiş belediye başkanından görev almayı çok isterdim. Tabii ki o seremoniyi de yaşayalım. Güzel olurdu ancak biz onu yaşayamadık. Bu konuda çok fazla yorum yapmaya da gerek yok bence. Ben bir yorum yapayım müsaade ederseniz. Bir sitem edeyim en azından. Şimdi biz duyurduk Boğaziçi Caz Korosu'nun değerli şefi burada bir haftadır workshop yapıyor. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine çok sesli müziği öğretiyor. Ben de çok seviyorum Boğaziçi Caz Korosu'nu da, değerli şefini de. Rica ettim dedim, öğrencilerle gelip bize bir haftadır ne çalıştığınızı gösterir misiniz? Tamam dedi, sanırım izin verirler dedi. İzin vermediler. Bunu bir siyasi organizasyon olduğunu düşünmüş olsalar gerek. İlçenin işte bürokratları, öğrencilerin işi yok orada demişler. Olsun, canları sağ olsun. Öğrenciler televizyon başında izliyorlardır. Dolayısıyla o çok sesli müzik kısmı olmayacak programda, onu söyleyeyim. Çünkü işte buranın bir siyasi organizasyon olduğunu söylemişler. Halbuki Safranbolu'nun organizasyonu bu. Halkın organizasyonu. Meseleleri konuşup bir de kutlama yapıyoruz. Ya seçimi kazananı da tebrik etmeyi bilmek lazım. İstanbul'a hani 51 il başkanı gitti. Daha da gidiyorlar. Size ihtiyacımız var derlerse düşünür müsünüz bir İstanbul'a gidelim, destek olalım diye Sayın İmamoğlu'na? Düşünürüz tabii ki. Biz de dört gözle bekliyoruz artık İstanbul'un neticelenmesini. Enerji şu anda boşuna harcanıyor. Ben inanıyorum ki Sayın İmamoğlu bu süreci hizmet yapmaya başlayarak geçirebilirdi. Yazık oluyor. İstanbul'a yazık oluyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara yazık oluyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Perihan abla? Bir an önce bitmeli. Bence de bitmeli yani. Boşuna İstanbul, boşa geçiyor. Bir günümüz heder oluyor. Yazık yani İstanbul gibi bir yere yani. Sandığa herkes saygı göstersin aynen diyorsunuz. Aynen yani. O kazanmış zaten. Kazanmış bir insanı boşuna oyalamaya gerek. Siz ev kadını mısınız evet, efendim? Evet, ev kadınısınız ama kaç çocuk var? İki tane çocuğum var. Okuttunuz mu çocukları? Evet, biri üniversiteyi bitirdi, biri de üniversitede okuyor. Maşallah, üniversitede çocuk okutmak da zor. Nerede? Burada evde, mı? Hayır yani Karabük'te. Evde yani tabii. Karabük Üniversitesi. Yemekte oturuyor. Yok, Kırşehir'de okuyor oğlum. Kırşehir'de mi okuyor aynen çocuğunuz? Belki izliyordur televizyon başında sizi. Adı şimdi nedir? Şimdi Ayberk yoldan geliyor, Ayberk eve geliyor. Ha, yolda şimdi geliyormuş Ayberk. Aynen. İzlemiyor ama Kırşehir'e de bir selam gönderelim. Geçen hafta Kırşehir Belediye Başkanı. Yine 12 Eylül'den bu yana ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir'de belediyeyi aldı. Belediye başkanı da bugün ilk iş olarak ben makam aracı istemiyorum, satın bunu demiş. Evet, bir alkış gönderelim Kırşehir Belediye Başkanı'na. Başkan geçen hafta bizim konuğumuz olmuştu, İrfan Uyur'da. Türkiye'de tanıdı onu. Helal olsun, makam aracını satın demiş ama belediye meclisinin AKP'li üyeleri karşı çıkmış. Sattırmayız, neye satıyorsunuz diye. Lüks araç satılır mı demişler. Ona rağmen İYİ Parti, CHP, MHP'li üyeler oy kullanmış. Araç satılıyor, makam aracı Kırşehir'de. Ben kendi aracımı kullanacağım demiş Kırşehir Belediye Başkanı. Selam gönderelim. İşte Anadolu'da değişim böyle başlıyor. Ben eminim şimdi Elif Başkan'a da soruyorum. Var mı makam aracınız efendim belediyede? Var makam aracınız. Nasıl gidip geleceksiniz işe? Nasıl gidip geliyorsunuz? Şöyle, ben bu bir haftalık süreci tebrikleri almak ve işte öğlene kadar iş yapmak, öğleden sonra tebrikleri almak için kullanıyorum. Dedim ki arkadaşlara, ben makam aracını istemiyorum, yürüyerek gideceğim. Evim yakın çünkü. Hem esnaf arkadaşlarla günaydınlaşırız, hayırlı işler dileriz, oturur bir çayını içeriz. Dediler ki vakit kaybedersiniz. Bu süreci biraz hızlı geçmemiz lazım. Bu haftayı bu şekilde tamamladık ama ben önümüzdeki haftadan itibaren yürüyerek gidip geleceğim. Yürüyerek gidip geleceğini söylüyor. Belediye başkanı alkış alıyor seçmeninden. Her sabah yürürken görebilirsiniz Elif Başkan'ı aranızda. Bir de seçmen şunu da talep ediyor. Bakın çok alkış alıyor bu seçmenin talebi. Evet. Perihan abla çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim başka yok, bir şey varsa buyur. Ederim. Yoksa 42... mikrofonunu yardımcı olacak arkadaşlar dur onu alacağım. Çünkü üçüncü koltuğu boşaltmamız lazım. Sırada tamam, başka konuşacak olanlar da var. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür sağ olsun ederim. Çocukları bu okuttuğun için de ayrıca teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu şey bana layık gördüm. Estağfurullah. Sağ olun. Bu sizin ekranınız. Bu arada bisiklet şehri olması gerekiyor Safranbolu'nun. Avrupa'daki evet örnekleri gibi. Bir sözü de var başkanın bisiklet kullanıcılarıyla ilgili. Ne söz verdiniz, nasıl tutacaksınız?
Ben dedim ki bu trafik problemi sadece yolları artırmak, otopark problemini çözmekle sonuca ulaşmayacak. Bizim biraz yürümeyi, bisiklet kullanmayı öğrenmemiz lazım. Gençlere de örnek olmamız lazım. Biz belediye meclis üyelerine de demiştim. Hepiniz bisiklet kullanmayı öğrenin bilmiyorsanız. Bisiklet kullanalım. Bununla ilgili de bir çalışma yaptırdık arkadaşlarımıza. En yakın sürede şu kabulleri bitirdikten sonra o güzergahı tespit edeceğiz. Gençlere evet sözüm var. Bisiklet yolları yapacağım Safranbolu'da. Kendim de inşallah bisiklet kullanmayı öğrenirsem. Bilmiyor musunuz Efe? Ya ben en son 9 yaşında kullanmıştım. O yüzden bilmiyorum. Denemedim bir daha. Denerim. Örnek olmak için en azından denerim. Bisiklet kullanılmasını ve bisiklet yollarının artırılmasını istiyorum. Çaycuma Belediyesi bu konuda çok güzel örnektir. Oradaki Bülent Başkanımız 5 yıl sonunda Çaycuma'da çok fazla bisiklet yolları yaptı ve büyük de takdir aldı. Aktif olarak da kullanılıyor şu anda. Efendim bu arada ajanslara düşen haberler var. İstanbul Maltepe'de gözler, oylar sayılıyor çünkü. Polis günlerdir aslında bekliyor ilçe seçim kurulunun önünde. Bizim Halk Haber emekçisi arkadaşlar diyor ki olağanüstü bir gerginlik yok. Ortam şimdi sakinleşmiş vaziyette. Maltepe'de çünkü salona girmiş hem AK Partililer hem MHP'liler. Ortalık bir an için karışmış. Fakat şu anda sakinleşmiş durumda. Yarın sayıma başlamak üzere ara verilmiş, onu da söyleyeyim. Son bilgi bu yönde. Maltepe'de biliyorsunuz İstanbul'da en son oylar sayılıyor. AKP'liler ve MHP'liler ilçe seçim kuruluna girmiş. Bir an için ortalık gerilmiş. Fakat şu an sakinleşmiş durumdaymış. Mahmut Tanal vekilimiz diyor ki yarın sayıma devam edilecek. Ara verildi şu anda diyor. İstanbul'dan son gelen haber de böyle. Teşekkür ederiz Perihan annem. Oradan masadan... sağ olun. Ben şimdi masadan bu seçimin bir başka kahramanını, kadın kolları başkanımızı rica ediyorum. Çünkü kadın kolları mevzunu, buyurunuz efendim. Niye mesela erkek kolları yok partilerin de kadın kolları var? Şimdi bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ve kadın kollarından beklentiler var. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Siz siyasette bir kadın siyasetçi olarak ne gibi ayrımcılıklara maruz kaldınız? Başlarken de belki şu anda da çok açık yüreklilikle soruyorum. Çünkü bunun siyasi partiyle de bir ilgisi yok. Genel olarak maalesef toplumumuzda kadınlar her iş kolunda, her sektörde ön yargılarla ve ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. Evet. Siz nelerle karşılaştınız? Tabii ki kadının başaramayacağı bir iş yok bir kere. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve biz bunu ispatladık da bu seçim sonuçlarını bu şekilde olumlu neticelendirerek. Siyasi rakiplerin tarafından tabii yıpratılmak için çok sevimsiz söylentiler çıkarıldı. Onun yanı sıra da bir kadından belediye başkanı mı olurmuş söylemleri bile vardı bizi küçümsemek için. Yani biz biraz muhafazakar bir kentte yaşıyoruz. Bu söylemleri de duyduk. Ama bu söylemler o kadar cılız kaldı ki bize inanan, yürekten inanan, bana ve ekibime inanan çok büyük bir kitle vardı. O kitlenin inancı karşısında inanın hiçbir etki yaratmadı. Sönük kaldı yani. Siz de inananlardan biriydiniz. Biz, başkana evet, evet. Ve kampanyayı da fiilen sahada da yürüttünüz. Ben önce şunu soracağım. Önce bir sizi tanıyalım efendim. Ben Handan Göçmen. 62 yaşındayım. İki erkek çocuk ve bir torun annesiyim. Maşallah. Bu yaşta işte alanda çalışıyoruz. Başkanımıza inandık. Onun peşinden koşarak bugünlere geldik. Peki, çok mutluyuz. Peki az evvel dedim ki hani latife sayarsanız öyle şaka olabilir ama bir gerçeklik payı da var. Erkek kolu yok partilerin. Neden kadın kolları olmak durumunda? Evet. Ya şey, ben onu çok da aslında bakarsanız çok da sıcak bakmıyorum. Yani öyle bir ayrımcılığın hani olması da kadın kotası işte olması yani onlara çok aslına bakarsanız çok sıcak bakmıyorum. Ama böyle bizler erkek arkadaşlarımız da bizimle beraber çalıştılar. Yani bunu da hiç yatsıyamayız. Evet. Yani böyle hani feministçe bir kadın dayanışması gibi falan göstermek istemiyoruz. Asla öyle bir şeyimiz yok. Ama kadının siyasetteki yerinin daha fazla olması için
çaba sarf ediyoruz. Gerçekten kadının adı yok siyasette. Yani adı yok derken hani genelleme yapmayayım belki ama istisnalar var ama yeterli sayıda değiliz. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, Halkın Partisi'yiz, demokratlıktan söz ediyoruz. Ama maalesef bizde bile aday sayılarımız yeterli değil. Bu da bir gerçek. Daha fazla olmalıyız. Belki bu bizim hani çok atılımcı olmamamızdan da kaynaklanıyor ama fırsatlar da fazla verilmiyor sanırım. Yani işte biz bu fırsatları yaratmak için başkanımızı seçtik. Hak verilmez alınır diyerek. Alınır ben diyoruz. O yüzden mücadelenize evet bir dayanışma mücadelesi evet, gözüyle evet, bakıyorum. Evet. Kimse kusura bakmasın. Aynen. Bir kadın dayanışması da var burada. O kimse de ondan da çekinmesin, korkmasın. Çünkü bu ülkenin değişiminin anahtarı, o kilidin anahtarı kadınların elinde, cesur kesin kadınların. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda evet Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen o eşsiz savaşta nasıl ki en büyük rol kadınlarımızın olmuş, sonra cehaletle savaşta en büyük pay nasıl ki kadınların olmuş, bir kez daha bunu başaracak bu ülke ve karanlığa karşı kadınların önderliğinde bir kez daha zafere erişecek diye düşünüyorum. Ben heyecanlanıyorum. Bilmiyorum siz de heyecanlanıyor musunuz? Evet, heyecanlı. Sağ olun. Sağ olun. Onun adı silinmez. Bu arada bir müsaade ederseniz devam edelim. Konuklardan çok ben konuşuyorum yine, kusura bakmayın. İşte ne yaparsınız? Mesleki deformasyon diyebilirsiniz. Dün çok konuşurken yine ana haber bülteninde Tire'den gelen bir haberi verirken yanlışlık yapmışım. Yalan değil, yanlış olabilir. Görünce düzeltiyoruz bakın. Demişim ki Tire'nin AKP'li eski belediye başkanı kendi adını stadyuma vermiş. Yeni seçilen İYİ Partili başkan da o ismi silmiş, yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı demiş diye haber duyurdum. Eski başkan AKP'li değilmiş. Şimdi DSP'ye geçmiş efendim. Gerçi hoş farkı da kalmadı. Bilmiyorum ne dersiniz. DSP'den istifa edip AKP'ye geçenler de oluyor ama bir düzelti verin dediler. Eski başkan DSP'de şu anda dediler. Neyse. Burada önemli olan stadyuma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verilmiş olması. Çünkü İstanbul'un hali hazırda çok güzel işleyen ve Avrupa'da örnek diye gösterilen Atatürk Havalimanı kapandı ne hikmetse. Yeni havaalanına gideceksiniz denildi vatandaşa. Orada da bir çile, ayrı bir çile devam ediyor. Siz isim verirken bundan sonra sokaklara, yapılacak yeni binalara, işte açılacak tesislere isim verirken neye dikkat edeceksiniz onu sorayım, reklama gideceğiz. Tabii ki Atatürk'ümüzün ismini kullanmak mutlaka ilk önceliğimiz olacak ama bu Safranbolu'ya değer vermiş büyüklerimizi de atlamayacağız tabii ki. Buraya kazanımlar yaratmış, vermiş büyüklerimizi de atlamadan mutlaka onlara isim vereceğiz. Mesela bizim bir büyük Batı Karadeniz'in en büyük parkı diyerek başlanılan, yapılan ve içine bir restoran yapılan park alanı var. O park şu an içinde bulunan restoranla anılıyor. Aslında oraya meclis kararıyla 18 Mart Şehitler Parkı verilmesine karar verilmiş fakat hala tabelası yok. Kaç sene oldu? Belki 4 sene, 5 sene oldu. Önce onu yapacağız mesela. Artık oranın isminin değişmesini ya da olması gerektiği isimle anılmasını istiyoruz. Restoranın ismiyle değil de parkın ismiyle anılmasını istiyoruz. Bu güzel sohbet devam edecek. Bu masada başka kahramanlar var. Orada da görüyorum. Gözleri pırıl pırıl gençler var. Üçüncü koltuk sizi bekliyor. Bu sohbete siz de eşlik edin lütfen. Bizi yalnız bırakmayın. Şimdi bir reklam arası, sonra birlikteyiz. Halkın Ekranı Halk Televizyonu'nda İrfan Uyur kaldığı yerden devam ediyor. Uzun reklam arasında kanalı değiştirmediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizler de burada tarihi Cincihan'da Safranbolu türküleriyle biraz ısınmaya çalışıyoruz. İçimizi ısıtansa
bu güler yüzler, halkın gülen yüzleri, buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz sevgili dostlar. Bir mutluluk öyküsü olarak Safranbolu'nu anlatmak istedik size bu akşam. Zira Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Reklam arasında İstanbul'dan gelen son haberlere baktık. Maalesef az evvel size bahsettiğim Maltepe'de ilçe seçim kuruluna girildiği o anlara dair görüntüleri de izledik. Şimdi size de izletmek istiyorum. Ekrana gelecek o az evvel kaydedilmiş olan görüntüler. Hiç hoş olmayan, hiç şık olmayan görüntüler. İşte görüyorsunuz ekranda sandalyeler havada uçuşuyor. Burası oyların yeniden sayıldığı nokta. İlçe seçim kurulu. AKP'li ve MHP'lilerin zaten günlerdir işi yavaşlattıklarını söylüyorlar oradaki görevli arkadaşlar. Ve şimdi de bugün son gelinen noktada da içeri girip sayım işlemini durdurmak üzere. Yani bunun adı baskındır. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nu bir bastıklarını görüyoruz burada görüntülerde. Ama neyse ki sakinlik sağlanmış, yeniden tesis edilmiş sükunet ve dışarı çıkarılmış içeri zorla girenler. Şimdi çelişkili bilgiler de geliyor. Ya bu gece ya da yarın sabah kaldığı yerden devam edecek oy sayımı. Ve bu mazbatayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na en geç pazartesi günü teslim edecekler. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. %50 artı 1 ile eğer ülkede rejim değişebiliyorsa, %50 oy artı 1 oy daha Cumhurbaşkanı seçmeye yetiyorsa, burada İstanbullunun 15 binden fazla İstanbullunun farkı görmezden gelmemek ve hakkı da sahibine teslim etmek gerekiyor. Bilmem ne düşünürsünüz sevgili Safranbolulular? Artık şu değişimin önünü açmak gerekiyor ülkede. Gençlerin, kadınların, değişim rüzgarının hissedilmesi ve ülkenin daha güzel günlere, daha gülümseyerek, daha birbirine düşman edilmeden, daha barış içinde, huzur içinde güzel günlere yürümesi gerekiyor. O anlamda safran çiçeğinin rengi bizi buraya çekti. Buradaki öyküyü sizlerle paylaşmak istedik. En baştan bizi izleyenler biliyor, Sayın Elif Köse'nin misafiriyiz Safranbolu'nda. 17. yüzyıldan kalma bu tarihi handa Cinci Han'ı tıklım tıklım dolduran Safranbolulların yeni seçtikleri çiçeği burnunda belediye başkanından beklentileri çok. Ve reklam arasında da yanına geldiler, ben gördüm. Ufak tefek sorununu aktaran da oluyor. Bu makam efendim sorun çözme makamı. Sizden bahane dinlemek istemeyeceklerdir. Bir sonraki seçimde yeniden talip olursanız şayet bu oturduğunuz makama ne söylemek istersiniz seçmeninize? Ne yapmış olmak istersiniz? Temel belediyecilik gereği, sosyal belediyecilik gereği yapılması gereken ne varsa bir kere onların artık yapılmış olması, bunların söz konusu bile edilmemiş olması gerekiyor. Biz seçim çalışmaları esnasında da hep şunu söyledik. Çok büyük projelere ihtiyaç yok. Çok büyük işlere ihtiyaç yok. Biliyorsunuz siz de söylediniz. Artık insanlar samimiyet, gülümseme, iyi niyeti o kadar özlediler ki ayrıştırılmadan, kutuplaştırılmadan, kardeşçe bir arada yaşamayı bence öncelikle işte güler yüz, samimiyet, içtenlik arıyorlar. Bizim seçim çalışmaları boyunca da belki beni ve arkadaşlarımı çok fazla ilgiyle karşılamalarının sebebi de buydu. Biz olduğumuz gibi davrandık. Bundan sonraki bu 5 yıllık süreçte de ben halkın içinde onların sorunlarını dinleyerek ve sorunları sadece dinlemekle kalmayıp çözüm üreterek, ben hep bunu da söyledim, ben çözüm üretmeyi seven, çözüm üretme noktasında da kendimi çok yetkili, etkin gören bir insanım. Zorlukları seviyorum dedim. Hayatım hiçbir zaman bugüne kadar kolay olmadı. Hiçbir şey bana altın tepside sunulmadı. Zorluklarla geldim ben bu noktaya. Bundan sonra önüme gelecek zorluklarla da çok rahat mücadele ederim. 5 sene sonra inşallah biz büyük projelerden bahsediyor olacağız. Temel ihtiyaçlarımızı gidermiş. Daha lüks artık ne yaparsak daha mutlu oluruzu hep beraber Safranbolu halkıyla tartışıp onları yapıyor olacağız. Bizim seçim broşürlerimizde bir sonraki seçimde inşallah öyle sosyal belediyecilik anlamında herhangi bir proje görmeyecekler. Çünkü onların hepsi yapılmış olacak.
Peki siz kadın kolları olarak, partinin kadın kolları olarak sosyal belediyecilik deyince yardımlar da, sosyal yardımlar da akla geliyor. Hatta bugünkü iktidarı iktidara taşıyan süreçte de kapı kapı gezen, o dönemin Refah Partili kadınlarının kapı kapı gezerek yardım yaptıkları bir süreci yaşadı bu ülke. Ve hep de Cumhuriyet Halk Partisi şu açıdan eleştirildi bugüne kadar. Hani biraz elitist yaklaşmak, biraz halkın içinde olmamak, hani bu yardım taleplerine tam kulak vermemek de eleştirildi. Siz bunu nasıl değiştirdiniz ve ne yapacaksınız bundan sonra? Biz şu anda devletin gücüyle karşı karşıya bir seçim çalışması yaptık. Bir defa orantısız bir seçim çalışmasıydı. Ama bu bizi yıldırmadı. Sağ olsun bizim de kendi yakınlarımız, yardım seven arkadaşlarımızın sayesinde bunları aşmaya çalıştık. İnsanlara dokunduk. Yani bize inandılar. En güzeli buydu. Kapı kapı dolaştık ve biz inandırdık. Yani elimizde illa bir torbayla, bir kahveyle, çayla gitmek değil. Biz bu belediyeciliği, belediyeyi aldığımızda bunların nasıl daha güzel olacağını, kimseye rencide etmeden yapılabileceğini çok iyi anlattık insanlara. Çünkü onları, insanları görüyorsunuz seçim sürecince çayları attılar, kahveleri attılar. Kapılarda insanları, yani işte başka bir yerde tekstil sahibi bir kişi işte havlu attı. Yani bunlar insanları çok rencide eden şeyler. Biz inanın Ramazan'da yapıyoruz. Ramazan kolileri hazırlıyoruz. Ama hiç kimse bilmez. Bilmiyorlardır. Biz gidiyoruz, adresleri alıyoruz. Gidiyoruz kendimiz birkaç arkadaş, fazla kalabalık da olmadan veriyoruz, yerine ulaştırıyoruz. Bunları yapıyoruz ama biz onlar gibi göz önünde bunları bu şekilde yapmadığımız için zannediliyor ki biz de hiçbir şey yapmıyoruz. Aslında öyle değil. Oysa ki bir elin verdiğini asla diğer elin görmemesi gerekiyor. Evet. Bunun gizli yapılması gerekiyor zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Müsaade buyurur musunuz? Üçüncü koltuğumuz dedik ki halkın koltuğu. Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Burada benim bir söyleyeceğim var. Bir talebimi dile getireceğim diyen herkese açık üçüncü koltuğumuz. Gençlere özellikle açık. Şöyle bir bakıyorum ben. Şöyle bir ayağa kalkmam gerekecek benim, anlaşıldı. Çünkü buna çok alışık değiliz. İstiyoruz ki birileri konuşsun. Bizler de dinleyelim. Katılınız efendim bu programa. Özellikle şöyle bir, evet bakalım. Yerimde durursam mikrofonda çok hışırdamayacak. Buyurunuz efendim. Gençlere söz vermek gerekiyor. Bu ülkenin genç kadınlarına teşekkür ederim başkan. Size başarılar diliyorum. Teşekkür kapı ediyorum. Kapı dolaşmalarınızda ben de. Başarılar sağ olun. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olunuz. Kadınlarımız yaşasın diye yaşasın kadınlarımız. Buyurunuz. Mikrofonu hemen iliştiriverelim o yakanızdaki. Bir sağ olun. Başkan siz de ekipten biri oldunuz. Halkın televizyonu diye boşuna demiyoruz. Mikrofon da taktınız. Her iş var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi seyircilerin arasından hiç tanımadığım bir genç arkadaşla birlikteyiz. Mikrofon da takılıyor. Bundan sonra böyle olsun istiyorum. Çünkü hep aynı insanlar konuşuyor ekranlarda. Siyaset tartışılacak deniliyor. Aynı 5 kişi dönüp aynı ekranlarda siyaset tartışıyor. Başka bir şey konuşulacak. Aynı 5 kişi, başka kimse yokmuş gibi. İstiyorum ki İrfan-ı Hür gerçekten hür bir program. Herkese de açık bir program. Kimsiniz? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle siz de Safranbolu'muza hoş geldiniz ve bütün ekibiniz. Ben Selcan Sevinç. 24 yaşındayım. Üniversite yeni bitti ama her genç gibi ben de işsizlerdenim maalesef. Hangi bölümü bitirdiniz? Çocuk gelişimi bitirdim ama ne yazık ki nasıl diyeyim, bulunduğumuz yer dolayısıyla, küçük bir şehir olmamız dolayısıyla genelde özel okullarda, ama buralarda da genelde amca çocuğu, teyze kızı, hep yerleştirildiği, evet, yerleştirildiği için biz iş bulamıyoruz. Yani gençlerimiz aslında pırıl pırıl, yani hepimiz çalışmak istiyoruz ama işte ne yazık ki. Peki 2 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani Safranbolu'da yaşamaya devam edecek misiniz? Yoksa iş aramak üzere başka yerlere mi gideceksiniz? Ben aslında gerçekten iş aramak için başka yerlere hani gitmek istiyorum ama ailem burada, hem onlardan ayrılmak istemiyorum. Hem de artık bundan sonra Safranbolu'muzun gerçekten her alanda çok gelişeceğine inandığım için kesinlikle
memleketimden ayrılmayacağım. Başkan. Ağır bir sorumluluk. Bu gençlere iş bulmak gerekiyor. İstihdam yaratmak gerekiyor. Kesinlikle. Türkiye bitmiş seçimde hani kaybettiğini kabul etmediği için vakit kaybediyor ama para da kaybediyoruz. Bugün piyasalar öyle allak bullak oldu ki esnaf var aramızda. Birazdan sözü size de bırakacağım. Cebimizdeki para eriyip gidiyor. Ekonominin başındaki damat bakanı Berat Albayrak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kapıları çalmış. Acaba sıcak para bulabilir miyim? Yeni programa destek sağlayabilirler mi diye. Uluslararası çevreler de şüpheyle bakıyor maalesef ülkemize. Çünkü netleşmemiş bir tablo var. O gözle bakıyorlar. Ve bu gençler iş istiyor. İstihdam çok önemli. Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz daha doğrusu yerel yönetim olarak? Yerel yönetim olarak yapılabilecek tabii ki çok fazla şeyler var. Ama işte bu ekonomik koşullar bize ne kadar müsaade ederse. Biz üretim diyoruz. Her zaman üretim. Bu son politikalar dolayısıyla tüketim toplumu olduk maalesef. Hazırcıyız, dışarıdan almayı tercih ediyoruz. Kendi topraklarımızı kullanmıyoruz maalesef. Ben yine seçim çalışmaları boyunca da hep söyledim. Dedim ki topraklarımızı değerlendirmeliyiz. Safranbolu insanı en azından kendi ihtiyaçlarını karşılamalı. Kendi ihtiyaçları dışında dışarıya satış yapabilecek üretimler de yapmalı. Mesela ne dedik? Dedik ki biz park bahçelere, refüjlerimize diktiğimiz çiçeklerimizi kendimiz yetiştirelim dedik. Biz onları dışarıdan alıyoruz. Buranın insanların kooperatifleşerek üretmesini, sadece bu çiçek değil, bizim burada safranımız var, safran üretimini artırmamız, sadece yurt içinde değil yurt dışında satışının da daha fazla olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu üretim noktalarında da tabii ki Safranbolu gençlerimiz, kadınlarımız, işsizlerimiz çalışacaklar. Bunun yanında yapılabilecek mesela geri dönüşüm tesisi kurmak istiyorum ben Safranbolu'da. Çöple ilgili sıfır atıkta belki biliyorsunuz Safranbolu pilot bölge seçildi. Sıfır atık projesi uygulanmaya başladıktan sonra bir de geri dönüşüm tesisi yaparsak hem orada da istihdam alanı oluşturmuş oluruz hem de belediyemize gelir sağlamış oluruz. Sizin şu heyecanınızı görünce aklıma Burdur'un, güzel Burdur'un genç belediye başkanı Orkun Ercengiz geldi. O da çok Burdurluların sevdiği bir isim ve ikinci dönemde seçildi. Ve hizmet etmek istiyor, hizmet götürmek istiyor ama içme suyu, temiz içme suyu temininde dahi merkezi hükümetin, devlet su işlerinin işte engellemeleriyle karşılaşabiliyor. Sanki hizmeti götürecek oldukları vatandaş başka bir ülkenin vatandaşıymış muamelesi görebiliyorlar. Zor hizmet ediyor. Bu engeli aşmak önemli olan. Gereken kaynağıma istendiği anda yaratılabiliyor. Eskişehir örneği de ortada. Evet, evet. Eskişehir mucizesi ortada. Evet. Kaynaklar nasıl yaratılacak? Kimlerin kapısını çalacaksınız? Tabii ki burada yaşayan, burada yaşayan ya da yaşamayan, tabii buranın insanlarını, şehir dışında da yaşıyor olabilirler. Onlar zaten şimdiden, inanın seçim çalışmaları boyunca da bizlere o kadar çok destek oldular ki yapılabilecek her türlü yatırımda mutlaka yanımızda olacaklarını da ifade ettiler. Aynı zamanda Eskişehir Belediye Başkanımız da inşallah İmamoğlu da, sevgili İmamoğlu da desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler. O noktada dediğiniz gibi Eskişehir çok güzel örnek. Bütün seçim çalışmaları boyunca örnek verdim kendisini de. Hatta ve hatta biliyorsunuz ki meclisinde çoğunluğu da elinde değildi bugüne tabii kadar. Bunlara rağmen o kadar büyük hizmetler yaptı. Demek ki istenince yapılıyormuş diyorum ben. Kaynak konusunda ben hiç sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Ayrıca dediğiniz gibi biz Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin insanıyız. Ve Cumhurbaşkanımız da, görevde olan bakanlarımız da, milletvekillerimiz de hepimizin milletvekili. Ayrıca seçilememiş olan arkadaşlarımızın ben kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Diyorum ki onlar hep seçim çalışmaları boyunca Safranbolu gönüllüsüyüz dediler. Safranbolu sevdalısıyız dediler. Peki bunu söylerken gerçekten samimiydiyseler ellerindeki imkanları emin olun bizim için de kullanacaklardır. Ben şimdi soracağım. Çok teşekkür ediyorum genç arkadaşım. Umarım çok önemli bir bölümden mezun olmuşsunuz. Bu ülkede okul öncesi eğitimde çocuk gelişimi de çok önemli bölümler. Geleceğimizi hazırlayacaksınız. Umarım kendi alanınla ilgili bir iş bulabilirsin. İnşallah. Ya da Safranbolu'da belki turizm sektöründe mi hizmet edersin? Aramızda turizmci iş kadını var mı, vardır muhakkak? Şöyle bir bakayım. Ben yine ayağa kalkacağım sevgili yönetmenim. Şöyle bir bakacağım. Keşfe çıktım çünkü.
keşfe çıktım. Turizmci, iş kadını arıyorum, esnaf arıyorum. Otel işleten, restoran işleten. Buyurunuz efendim. Bir hanımefendi geliyor yine. Sağ olunuz. Mikrofon devir teslimi var burada. Üçüncü koltuğun yeni misafirim. Turizm sektöründe çalışan bir iş kadını. Sorunları birebir ondan öğrenelim. Siz de öyleymişsiniz galiba efendim. Peki. Hoş geldin. Sizi bir tanıyalım. Teşekkürler. Hoş bulduk. Biraz yüksek sesle. Ben Hilal. İki senedir buradayım. Nilay Hanım. Hilal. Hilal Hanım. Evet. İki senedir buradayım. Yusuf Bey'in buraları işletmesini almasından dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. Birçok işletme aldı kendisi. Cam Teras ve Bulak Mağarası. Daha sonrasında Cincihan. Evet. Eksikler var mı? Çok var. Eski çarşı olarak söylüyorum. Elif Hanım'ı da tabii ki bu konuda tebrik edeceğim çünkü elinden geleceğini yapacağını bildiğimiz için Elif Hanım'ı da başkan yaptık diyorum. Peki şimdi işte burada başkanınız. Evet. Ne talep ediyor? Burası siz anladığım kadarıyla bu Cincihan'da bu işletmenin halkla ilişkilerinden sorumlu hanımefendi Hilal Hanım. Halkla ilişkiler çok önemli. Gelen misafiri güler yüzle karşılamak, burayla ilgili bilgi vermek, mutlu ayrılmasını sağlamak çok önemli. Evet. Bu konuda belediyeden somut olarak işte burada belediye başkanımız. Tabii neyi ki talep dediğim ediyorsunuz? Gibi eski çarşıda birçok eksiklik var turizm Hilal Hanım, adına. Çok özür dilerim. Bugün ben de eski çarşı diyecek oldum. Evet, evet. Bir tecrübeli bir beyefendi yanıma yaklaştı. Evladım dedi kusura bakma eski çarşı deme de tarihi çarşı desen daha uygun olur mu dedi. Onu da eski değil de. Eskimiyor da tarihi çarşıda, tarihi çarşıyla ilgili evet Hilal Hanım buyurunuz. Tabii ki birçok eksiğimiz var turizm olarak. Elif Hanım'ın da bunları çözeceğine adım gibi eminim. Birçok zaman yanına uğrayacağız, bu eksiklerimizi söyleyeceğiz. Elif Hanım'ın da bizleri ziyaret edip de eksiklerimizi dinleyeceğine eminim. Sizin tespit ettiğiniz eksikler neler turizmle ilgili? Turizmle ilgili... konuşmanın en başında söylemiştim. Burada günübirlik turizm var. Gelip gidiyorlar. Gelip gidiyorlar. Evet. Hatta neredeyse hiç para bırakmadan bir lokumunuzu yiyorlar. Belki bir simidimizi yiyorlar, bir lokumumuzu yiyip gidiyorlar. Hatta yemek bile yemeden Amasra'ya gidiyor çoğu. Amasra'da yemek yemeyi seçiyor. Bizim şimdi bunu kesinlikle bu konuda TÜRSAP'taki arkadaşlarımızla da görüştük biz seçim çalışmaları esnasında. Safranbolu'da turizmi söylediğim gibi en az 3 gün, ilerleyen zamanlarda 5 gün olmak koşuluyla yerleştirmek gerekiyor. Gelen turistlerin sadece Safranbolu merkezli konaklama burada olmak koşuluyla çevredeki diğer turistik alanlara gidip gelinmesini sağlamamız gerekiyor. Bizim burası için yapabileceğimiz en büyük iyilik bu olacak. Onun yanı sıra tabii ki problemlerinden bahsetmiştim. Trafik problemi var. Bu çarşı bölgesinde satılan hediyelik eşyalarla ilgili bence sıkıntılar var. Kaliteyle ilgili sıkıntılar var. O kadar dikkatimi çekti ki bu safran çiçeğini gerçekten bir sembol yaptınız burada. Evet. Ben safranı bilmiyoruz büyük şehirlerde büyüdük işte ne bileyim yemeklere koyduğumuz safran sarı olur diyebiliyoruz da. O sadece safran çiçeği mor. Çok da güzel bir çiçek. Evet. Ve bunu bir hediyelik eşyaya dönüştürmüşsünüz. Kendi üzerinizde de tanıtımını yapıyorsunuz aslında. Evet. Mesela buna dönük bir çalışma tabii olabilir ki, belki. Tabii ki. Şimdi safran üzerimde taşıdığım tüm safran çiçeğiyle ilgili olan takıların hepsi hediye bana. Bu seçim çalışmaları boyunca safranla bütünleştirildim. Bunun ilk başlangıç noktası da Ekim ayındaki Safran Festivali'nde benim elimdeki safranlı sepetle çekilen fotoğrafım oldu. O fotoğrafı çeken Hüseyin hocama çok teşekkür ediyorum ben. Hüseyin Karataş hocama. Kendisi fotoğraf sanatçısı, emekli öğretmendir. O fotoğraf efsane oldu gerçekten. Sonrasında da seçim çalışmaları başlayınca birçok kişiden bana safranla ya da mor renkle, mor rengin yakışını ve bu mor renkle yürümem gerektiği konusunda telkinler aldım. İyi ki de öyle yapmışız. Hem safranın tanıtımını yapmış olduk. Mor renk sadece buradan geliyor, safrandan. Hem de safranı işte tanıtmış olduk. Dediğiniz gibi de hediyelik eşyalarda da kullanılması gerektiğini kanıtlamış olduk aslında. Peki çok teşekkür ediyorum. Halkla ilişkiler de çok zor bir görev. Severek yapıyorum. Severek yapılırsa başarı gelir zaten. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Kervansaray'da bulunmak bizim için bir ayrıcalık diyorum. Çok sağ olun efendim. Gerçekten dünyada örneği az olan
yerleşim yerlerinden biri. Dolayısıyla Dünya Mirası listesine alınmış. Bu yıl da 25. yılı. Evet. Safranbolu'nun Dünya Mirası listesine alınmasının 25. yılı. Benim de hoşuma gitti. Kervansaray'da da aramızda dolaşan kediler var bir tarafta. Evet, evet. Sokak canlıları, canlılar, onlar demek, insandan korkmuyorlarsa bilin ki orada iyi insanlar evet. yaşıyor demektir. Yoksa dolaşmazlar zaten aramızda. Sağ olun, üçüncü koltuğu sizden alacağız bir süreliğine. Ben yine şöyle bir... Eyvah, işte duydunuz sesini, mikrofonu sesini. Herkes sizi işaret ediyor efendim. Vardır bir hikmeti, bir konuşacağınız var demek ki, belli. Sizi şöyle bir alalım. Alalım hanımefendiyi alkışlarla. Sağ olun. Gördüğünüz gibi yazsın bunu. Televizyon eleştirmenleri. Ah ne kadar güzel o kedi o havuzun üstüne kondu ya, bilmem bir kamera seçebilecek mi? Kondu dedim çünkü uçarak ancak oraya çıkabilir, zıplamış herhalde. Ha, yayındaymış zaten, çok güzel. Yazınız efendim, kedili köpekli canlı yayın yapıyoruz. Bir de bu canlı yayında sunucu hariç konuşan erkek olmadı şu dakikaya kadar. Bunu da kayıtlara geçiniz lütfen. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhabalar. Çok teşekkür kendimize. Ederim. Arkadaşlarınız sizin muhakkak konuşmanız gerektiğini söylediler. Bir tanıyalım sizi. Efendim ben avukat Ufuk Ural. Çok uzun yıllar İstanbul'da denizcilik sektöründe çalıştıktan sonra bütün birikimimizi Safranbolu'ya yapmak üzere Safranbolu'da çok eski bir tarihi konak aldık. İki tarihi konak ve bunu birini evimiz, birini otel olarak işletelim. Herkesin bizim... hayali biliyor musunuz? Büyük şehirlerde yaşayanların. Evet. Evet. Ve çok enteresandır. Sevgili Elif Hanım bizim mimarımızdı o zaman. Ve bizim konağımız 2006 yılı Altın Safran Festivali kapsamında en iyi restore edilen ev onur ödülü aldı. Oo. Elif Başkan'a buradan da tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi canlı canlı ödül almış, bir konağı yapmış bir mimar ve sahibi. Çok eminim ki zaten marka, bir dünya markası olan Safranbolu'yu çok çok daha ileri götürecek, markalaştıracak. Bir kadın eli değecek, bir estetik gelecek, bir güzellik gelecek. Şimdi, bir tek evet. bir konuyu burada üstüne basarak arkadaşlarımın ricası... Çünkü onlar gerçek Safranbolulular. Burası eski çarşı olarak değil, şehir olarak anılırmış. Mesela bizim konağımızın olduğu bölgede Bağlar bölgesi. O zamanlar Safranbolu iki kesimde anılırmış. Çarşı, şehir ve Bağlar. Bağlar kesimi daha yazlık bölümü. İnsanlar kışın şehirde, yazında Bağlar'da otururlarmış. Peki, ben de bunu netliğe, açıklığa kavuşturduğumuz iyi oldu. Ben de sizi hazır yakalamışken, şimdi ben bir konağı kendime, bir konağı da misafirlerime ayırdım. Burada hayatımı devam ettiriyorum diyor hanımefendi. Yani evet. buranın önde gelen aslında turizmcilerinden biri olduğunu anlıyoruz. Konak sahibi. Belediyemiz de diyor ki ben finansman bulacağım bir şekilde. Herkes elini taşın altına koyacak. Evet. Yani öyle Ankara'dan para gelecek, merkezi hükümet yardım edecek falan diye beklemeyeceğiz. Herkes elinden geleni yapacak diyor. Sizden bir söz almayı arzu ederim. Efendim, her yalnız zaman, bırakmayın Mimar Hanım'ı. Her zaman biz belediyeciliği aslında partiler üstü bir şey olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki belediye başkanları da biz aynı düşüncede olmamamıza rağmen konağımız her zaman açıktı. Her zaman misafirlerini biz ağırladık. Benim Elif Başkan'dan istediğim turizm sektörü adına kaliteli eleman yetiştirme. Bu çok, çok önemli. Çok önemli. Eleman yetiştirme. Biz elemansızlıktan iyi hizmet yani çok şahsi gayretlerle veriyoruz. Ama çok daha iyi hizmet. Tamam, biz Elif Başkan adına destek istedik hanımefendi. O da bize destek olsun, eleman yetiştirsin evet. dedi. Evet. Az evvel gençler işsiziz dedi, duydunuz. Bir işletme sahibi de yetişmiş eleman ihtiyacım var diyor. Yani evet. birbiriyle buluşturamıyoruz. Evet. Burada bir sıkıntı var galiba değil mi başkanım? Bizim onunla ilgili de bir çözümümüz var ama. Biz dedik ki bir kariyer merkezi oluşturacağız. Evet. Belediyeye bakın... Bir hafta oldu, bir haftadır birçok iş başvurusu yapıldı. Ben bunun böyle olacağını hepimiz biliyoruz. Tabii ki çok işsizimiz var çünkü.
Dedik ki biz kariyer merkezinde bu bölgedeki sadece Safranbolu değil, civarındaki iş adamlarıyla bu bölgenin işsiz çocuklarını buluşturmak için bir altyapı, veri tabanı oluşturalım. Eğer belediyede bir iş imkanı veremiyorsak işte Ufuk Hanım gibi ya da fabrika sahibi abilerimiz, amcalarımız gibi, büyüklerimiz gibi onlarla iş arayan gençlerimizi buluşturalım istiyoruz. Ben her gelene, beni tebrik için her gelen iş adamımıza da bunu söylüyorum. Diyorum ki veri tabanına sizi kaydettim. Eğer bir eleman alacaksanız önce Safranbolu Belediyesi'nde evet. Bakalım kimler iş arıyormuş önce bize sorun. Sonra onu İşkur'u da tabii ki devre dışı bırakmıyoruz. İşkur aracılığıyla mutlaka iki grubu bir araya getireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ufuk Hanım, size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mikrofonunuzu alalım da arkadaşlar yardımcı olsunlar. Bu nedir arkadaşlar, benden mi geliyor bu ses? Değil herhalde, değil mi? Ufuk Hanım'ın mikrofonu, sağ olunuz efendim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Arkada kaldık, konuşamadık, öne çıkamadık diyenler. Burası sizin ekranınız. Burası dertlerin konuşulacağı, paylaşılacağı, bir derman varsa bulunabilecek, derman bulunacak bir platform. Bir vatandaş yine elini kaldırıyor, bir derdim var diyor. Buyurunuz, buyurunuz. Bunlar hiç... Allah Allah. Benim mikrofonum mu acaba sevgili yönetmenim, bu değil herhalde. Peki. Bunlar hiç daha önceden planlanmadı. Yayından önce de konuşmadık. Siz de ilk kez görüyorum. Belki de daha evvel karşılaştık mı bilmiyorum. Hayır, zannetmiyorum. Bakalım, vatandaş elini kaldırdı. Dedi ki ben bir geleyim bakayım, bir konuşacağım var. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Hoş bulduk. Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Mimarlık öğrencisiniz. Evet, burada okuyorum. Ceyda Kınık. 2 yıldır burada okuyorum. Elif hocama, bizim fakültemizde de öğretim görevliliği yapmış biri, hani halimizden anlayan biri mimarlar olarak ve öğrenciler olarak da Safranbolu'da ve Karabük'te üniversite kapsamında bizim için sosyalleşmemiz için yeterli etkinlik alanlarının oluşturulmadığını düşünüyorum. Gençler, bunun için bir projesi var mı? Onu Karabük Üniversitesi istedim. Var burada. Çok sayıda öğrenciyi ağırlayan. Evet. Meslek yüksek okulları var. Yine çok sayıda öğrenciyi ağırlayan. Öğrenciler burada. Yeterince sosyal imkanımız yok diyorlar örneğin. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Karabük Üniversitesi'nin dışında evet Safranbolu'da da Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi var. Ayrıca Safranbolu'nun içinde bu. Altyapı olarak yetersiz bir bölgede, yol anlamında da. Bir de oraya Türker İnanoğlu da buranın insanı, biliyorsunuz belki. Onun aracılığıyla yapılacak olan bir de iletişim fakültemiz olacak. Türk sinemasının çok önemli bir ismidir. Bir ismi. Türker İnanoğlu. Evet, evet. Hali hazırda da televizyonlarda izlediğiniz bu dizilerin de yapımcılığı sektörün de içinde. Evet. Arka Sokaklar dizisini de yapıyor bildiğim kadarıyla. Sevgili Gülşen Bibikoğlu'nun da eşi. Sayın Cüneyt Özdemir'in de kayınpederidir. Onu da söyleyelim. Türker İnanoğlu çok önemli bir isim. İletişim fakültesi evet. isteniyor buraya. Tamam, fakülte istiyoruz da gençlerin kastı sanırım biraz daha böyle tabii. konser olsun. Bahar şenlikleri. Hayır, işte bunlar yapılıyor ama evet, altyapı anlamında ya da gençlerin öğrenim dışında vakit geçirecekleri sosyal alanları yok. Kültür ve kültürden, sanattan faydalanabilecekleri etkinlikler yok. Biz bu noktada da seçim çalışmaları boyunca zaten Safranbolu'yu kültür ve sanatın merkezi yapacağız dedik. Onların da her türlü etkinlikte, bu tür etkinliklerde yer alması için fırsatlar vereceğiz. Ayrıca bizim bir önceki belediye başkanımızın Safranbolu'da başlattığı SAKEM adı altında Safranbolu'daki kadınların, gençlerin, erkeklerin de katıldığı kurslar var. Geçen gün ziyaret ettiğimde gördüm. Genç üniversiteliler pizza yapmayı öğreniyorlardı. Kendileri istemişler, gelmişler. Çok da keyif alıyorlar. Bu tür kursların sayısını artırmak, belki ilerideki hayatlarında iş imkanı bulmak anlamında da içlerindeki yaratıcı kısmı da çıkarmak anlamında çok önemli fırsatlar bunlar. Biz SAKEM kurslarını daha da geliştirerek el sanatları platformunda daha fazla alanı da katarak gençlerimizin de oralara gelmesini istiyoruz vakit geçirmek için. Orada müzik okulumuz da var bizim. Dün akşam onların şeyi vardı, konseri vardı, amatör bir grubun konseri vardı, çok da keyifliydiler, çok eğlendiler, tam bir amatör ruhla hazırlanmış güzel bir konserdi.
Gençlerimizi ben o kurslara davet ediyorum. Evet. Daha da geliştirebiliriz, katılabilirler. Arada, belki haberleri yoktu. SAKEM'de evet İngilizce ve Fransızca kursu alıyorum. Diksiyon aldım, evet. İşaret diline başlayacağım. Çok memnunuz zaten. İşaret dili kursu mu var? Var. Yani evet, ben de yıllar evvel söz verdim seyirciye. Dedim ki bir gün size bir bülteni baştan sona işaret diliyle sunacağım, evet, diye. O sözümü tutamamış olmaktan dolayı çok üzüntülüyüm. Belki o kursa ben de gelirim, evet, katılırım. İstiyorum bunu. Ben de kesinlikle hani mimar olacağım ve çalışacağım kesim. Bir sürü insanla muhatap olacağım. Ve bu insanlara da hizmet etmem gerekecek. O yüzden hani işaret dilini hep çok istiyordum zaten. SAKEM'in sitesine gördüğümde çok sevindim zaten. SAKEM'den zaten çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz onun Peki, için. Peki barınma sorunu var mı üniversite öğrencilerin? Yurtlar yani yeterli. Sadece bazı yurtlar çok uzakta. Hani o yüzden şikayet oluyor. Ben okuluma çok yakın bir yurtta kalıyorum. Bu konuda bir sorun yaşamıyorum. Ama hani bu KYK'lar falan biraz uzakta. Dolmuşta gelip gitmek zorunda kalan arkadaşlarımız biraz mağdur, zorlanıyorlar ama. Bir de hazır aklımdayken söyleyeyim. Gençler festival istiyor, bahar şenliği istiyor. Çok önemli bir festivaldir. Yıllardır yapılır Ankara'da. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bahar şenliği. Bu yıl üniversite yönetimi tarafından iptal edilmiş. Güvenlik gerekçesini göstermişler. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o güzel öğrencilerine de yapacaksanız şenliği hangarda falan yapın kendi aranızda denilmiş sanırım. Bu kararı bir daha gözden geçirsinler. Bu ülkenin güzel gençlerine engel çıkarmasınlar. Hayatın en güzel çağları, yaşanacak çağları kızlı erkekli, kadınlı erkekli toplumun içinde yer alabilsinler. Bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ben genç arkadaşım. Sağ olun. Mikrofonu oraya bırakıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim. Hak veril, koltuk verilmez alınır. Üzerime geliyor bir Safranbolu hanımefendi. Sağolunuz. Hoş bulduk efendim. Mikrofonu da hemen yardımcı olsun arkadaşlar. Biz alıştık bu işe. Nasıl gidiyor ekran başında izleyenler? Ya nereden çıkmış şimdi? Bir Safranbolu mu memleketin gündemi? Evet burası. Çünkü bir eşi benzeri yok. Dünya mirası ve burada bir başarı öyküsü yazılmış. Ve burada insanların yüzü gülüyor. Bunun Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Ülkemiz burası gibi olsun. Ülkemiz Eskişehir gibi olsun. Ülkemizde insanların, gençlerin, kadınların yüzü gülsün istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Mürvet Özdoğan, bu şehirliyim. Benim de sadece sıkıntım hayvanlarla ilgili. Hayvanları çok seviyorum. Onlarla iç içe yaşıyoruz. Onları ayrı göremeyiz. Sokak hayvanlarımızın barınaklarıyla ilgili, diğer ihtiyaçlarıyla ilgili biraz daha göz önünde alınsın istiyorum. Biraz daha fazla ilgilenilsin istiyorum. Evet ben elimden geleni yapıyorum, üstüme düşeni yapıyorum. Ama yetebildiğim yere kadar yapıyorum. Benim isteğim Sayın Başkanımızdan bu sokak hayvanları için kurumama belli hani sokaklara. Bu hayvanlar çok aç kalıyorlar, çok iteleniyorlar. En azından kurumama bir görevli şey yapılıp görevlendirilip sokak hayvanları için kurumama dağıtılabilinir sokaklara. Ben ne gördüm biz bunu biliyor musun? Mürvet çünkü. Hanım mıydı? Evet. Mürvet Hanımcığım Bursa Nilüfer Belediyesi'nde şöyle bir uygulama gördüm onu da söyleyeyim çok hoşuma evet. gitti. Bu parklara vesaire hep şikayet ederler ya işte insanlar hayvanını dolaştırıyor pisliğini almıyor diye. Naylon torba koymuş belediye evet. buyurun alın evet. diyor. Hayvanınızı gezdirirken hayvanınız işte ihtiyacını giderdikten sonra o naylon torbayı çekin çöpe evet. atın diyor. Bunu belediye bir hizmet diye sağlıyor. Buna bir evet. finansman da bulmuş. Eminim sponsor evet. da bulmuştur. Yani bu işler istendikten sonra evet. olacak işler. Evet. Yeter ki istenilsin. Onlara bir canlı olarak yaklaşılsın. Evet. Bu hafta aynen, Ankara'dan aynen. gelen haberi duymuşsunuzdur. Çok evet. üzüldük hepimiz. Çok katliam üzgünüm. Haberi geliyor çok şehirlerden. Üzgünüm. Hayvan çok katliamı üzgünüm. Haberi evet. geliyor. Çok üzgünüm. Yapanlar da serbest bırakılıyor üstelik. Evet dayanamıyorum. Mala zarar diye para cezasıyla hayvan öldürenleri bırakıyorlar. Evet. Bu yasanın da değişmesi gerekiyor. Evet, değişmesi gerekiyor. Siz Mürvet Hanım'a ne dersiniz? Ne yapacaksınız sokak canları için? Biz seçim çalışmalarına başladığımızda hep beraber gençlerle kışta zaten başladığımızda Aralık, Ocak kedi ve köpeklerimiz için sokaklara bırakılmak üzere kulübeler yaptık. Onların içine mamalarını koyduk. Bu örnek olsun. Herkese örnek olsun diye yaptığımız bir çalışmaydı. Biz bunun devamını kışları yine yapacağız tabii ki. Onları korumak anlamında ama asıl köklü olarak tabii ki yetersiz barınak alanının yeterli hale getirilmesi evet. gerekiyor. Oradaki çalışan personelimiz de yetersiz.
Çünkü çok fazla sokak hayvanı var. Gerçekten o barınakta barınamayacak kadar fazla sayıda üst üste. Öncelikle onların daha doğal bir alanda bakılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca da gezici bir veteriner aracımız olsun istiyoruz. Çok önemli, evet. Biliyor musunuz, evet. O veteriner aracı? Evet, kesinlikle. Onun sokaklarda dolaşmasını, vatandaşlarımız aradığında nerede ihtiyaç varsa oraya gitmesini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da mutlaka başlatacağız. Bu konuda hiç şüpheleri olmasın. Peki, çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz Mehmet Hanım. Sağ olun. Kendi geldi, sokak canları adına soracağını sordu. Evet. Kentin yöneticisine bunu talep ediyoruz dedim ama talep ediyoruz dedi. O kentin yöneticisi de üstüne bir de veteriner hekim hizmeti de götüreceğiz dedi. Sağ olun Zefer. Çok teşekkür ederim. Bu sorunun aslında kent konseyi oluyor galiba, değil mi bu? Bunu zaman zaman yapalım. Yalnız Safranbolu'nun mutfağının çok meşhur olduğunu biliyorum. Mutfak deyince bir kimi işaret ediyorlar? Mutfak, biraz yemek konuşalım istiyorum ya. Yiyemiyoruz, çok kilo alırız diye ama en azından konuşabiliriz sanırım. Efendim mutfak deyince sizi işaret ediyorlar. Bir buyurunuz, gastronomi konuşalım biraz. Biraz gastronomi. Bir Vedat Milor değiliz belki ama... Zamanında öyle programlar olurdu. Anadolu'da gezelim. Hoş bulduk efendim. Gezelim gezelim diye vatandaşın sofrasına oturup her şeyi yiyip giden yayıncı, televizyoncu arkadaşlar oluyordu. Tadına bakalım, tadına bakalım diye. Kadınlar öyle yapmıyoruz. Biz bir çay, bir su yetiyor. Bize çalışıyoruz. Ama buranın hakikaten mutfağı çok özel. Yani konuşmak Osmanlı mutfağı bir kere her şeyden eve. Evet. Bunun da dünyaya tanıtılması gerekiyor. Niye sizi işaret ettiler mutfak deyince? Şimdi şöyle, ben öğretmenim esasında, emekli öğretmenim. 2001 yılında emekli oldum. Ama şu anda Safranbolu Kültür Turizm Vakfı'nda Safranbolu Yemekleri Lezzetleri Komisyonu'ndayım. Onun için beni işaret ettiler. Komisyon üyesi burada, evet. Aramızda. Bir dakika. Şimdi jüri başkanı burada. Yemek tadımlayacaksak onunla birlikte. Neyi meşhurdur efendim? Biz lokumunu biliyoruz bir tek ama. Şimdi Safranbolu lokumu tabii çok özel. Fındıklı lokumumuz ve güllü lokumumuz, sade lokumumuz var. Şöyle söyleyeyim. Çifte kavrulmuş lokum. Bunlar hep çeşniler var. Yalnız onlar tam bize ait lokumlar değil. Bizim gerçek lokumumuz fındıklı lokum. Ondan başka akide şekerimiz var. Yani belli şeylerimiz var, diğerleri daha sonra bize katılan lezzetler ama onlar da güzel. Safranbolu'nun tanıtımında mutlaka yer alıyor. Peki mutfağından söz etmek gerekirse? Mutfakta bizim Safranbolu yemekleri çok sade yemekler, çok kolay yemekler ama çok lezzetli yemekler. Ben de işte 2 seneden beri Safranbolu Lezzetleri Komisyonu'ndayım. Safranbolu Kültür Turizm Vakfı'nın. Heyecanlandım. Çok böyle... Ben de çok heyecanlandım. Yani şey oldu. Bu da benim, evet, ikinci programım. Ben de heyecanınızı paylaşıyorum. İrfan Uyur'da. Şöyle çok sade ama çok lezzetli yemekler. Bu sene Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanımız Şefik Dizdar Bey ve yönetimdeki arkadaşlar şöyle bir uygulama yaptılar. Her ay Safranbolu'da Geleneksel Lezzet Akşamları diye bir gece düzenliyoruz. Bu gece Safranbolu'nun işte çeşitli yerlerinde yemekler yapılıyor. Biz veriyoruz listeye, şunlar yapılacak diye Safranbolu yemeklerinin isimlerini veriyoruz. Ve Safranbolular geliyorlar orada, işte yemekleri tekrar hatırlamak ve tekrar onları almak üzere tadıyorlar. Güzel bir gece oluyor. Safranbolu yemekleri, belli başlı yemekleri şöyle. Bizim en meşhur yemeğimiz tereyağlı uzun pakla, daha doğrusu cevizli yayım. Sizin dışarıda erişte dediğiniz fakat biz onu yayım olarak adlandırıyoruz. Onun cevizle ve istenirse keşle ve tereyağıyla pişmiş hali. Tereyağlı uzun pakla dediğimizde hiç bildiğiniz fasulye, yeşil fasulye hiç kırılmadan uzun olarak pişiriliyor, haşlanıyor. Çok az suda şeker ve tuzla yemek tarif veriyorum bu arada. Buyurun benim sakıncası yok. Üzerine de böyle saf tereyağı dökülüyor. Evet. Lezzeti mükemmel. Bir de bu yufka ekmekle falan yenilirse çok daha güzel oluyor. Tarım kalmadı memlekette. Hayvancılık da bitti çok şükür. Biz yediğimizin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir de yurt dışından alıyoruz her şeyi. Bilmem katılır mısınız? Soğan aldı başını gitti. Soğanı bulabilene aşk olsun. Yerli soğan yok. Bunu bir konuşalım hanımefendi. Yerli soğan yok. Mısır'dan soğan getirmişler. O da çürük. 10 liraya satıyorlar büyük şehirlerde. Sofra deyince bunları da konuşmak gerekiyor. Tarımsal, kırsal kalkınma anlamında planınız nedir?
Ve bu mutfağı, Safranbolu mutfağını dünyaya nasıl tanıtacaksınız? Valla mutfağımızı tanıtmak yine bizim kadınlarımızın işi tabii ki. Kadınlarımızla birlikte yaptığımız organizasyonlarla, katılacağımız fuarlarla mutlaka tanıtırız ki bizim yine Safranbolu Belediyesi'nin SAKEM bünyesinde bu tür yemeklerin yapımı da var. Onunla ilgili sanırım dereceye de girmişler arkadaşlarla konuştuğumuzda. Tarım ve hayvancılıkla ilgili de biz dedik üreten herkesin yanındayız. Tohum desteği, fide desteği, işte hayvancılık yapmak isteyenler için de yine hayvan pazarı kurma planımız var. Organize bir hayvan pazarı tabii ki. Altyapısı sağlam. Onların her zaman yanında olacağız ve bizim Halk Süt diye de bir projemiz vardı. Burada Halk Süt'ü marka Halk olarak bile adlandırdılar o zaman. Aslında bu halk ekmek gibi bir şeydi. Halk Süt de bizim bu bölgenin tarımla uğraşan ya da hayvancılıkla uğraşan köylü esnafından, köylüsünden sütü alıp halkla daha uygun fiyata buluşturma projemizdi. O zaman dedik ki bu sütü tek tek herkes satmak için uğraşacağına, onlar da bundan şikayetçiler biliyor musunuz? Diyorlar ki gereksiz yere zaman ve enerji harcıyoruz. Biz onları toplayalım, onların uygun koşullarda ambalajlanmasını sağlayıp halkla uygun fiyata buluşturalım dedik. Bu şekilde desteklerimiz olacak mutlaka tarım ve hayvancılık anlamında. Halk süt arabalarını yine bu bir belediyecilik anlayışı. Aslına bakarsanız sosyal demokrasinin, evet. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının evet. da gereği. Ben Eskişehir'de biliyorum halk süt evet. uygulaması evet. yapılıyor. Yine üniversite şehri olduğu için ve yine belediyeciliğin değiştirmiş olduğu bir şehir olduğu için sık sık Eskişehir örneğini veriyorum. Ama siz de söylediniz örnek alacağız diye. Tabii Yılmaz ki. Büyükerşen Tabii ismi ki. Türkiye'de belediyecilik yapıyorum diyen herkesin örnek alması gereken bir isim. Onun uygulamaları başarıya erişmiş. Burada da o uygulamaların bir örneği elbette gerçekleşecek. Çiftçilikle, ziraatle uğraşan kadın izleyicimiz var mı aramızda? Tarlada çalışan, hayvanları olan, ona bakan. Şöyle reklama gitmeden önce bu bölümde de yine kitap tanıtımı. Reklamlarımız var 15 dakika ama hala o reklama gitmeden önce hala bir süremiz var. Çiftçilik yapan, hayvancılık yapan. Buyurun, buyurun hanımefendiciğim. Buyurun, buyurun. Alayım sizi böyle. Alayım, buyurun. Buyurun gelin efendim. Buyurun alkışlarla. Alkışlarla. Çiftçi milletin efendisi. Efendisi buyurun. Buyurun milletin efendisi. Hanımefendisi geliyor. Ben gelemiyorum bağışlayın. Mikrofonlarla bağladılar beni buraya. Bir de buyurun. Hoş geldiniz. Ta saat 5'ten bu yana ben sizi gördüm. Öğleden sonra geldiniz İrfan oğlumu göreyim diye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Buyurun sizi şöyle alalım. Bekliyor. Saat 5'te. Bir de yağmura yakalandık saat 7 gibi haber sunarken. Sağ olun. Hoş geldiniz. Mikrofonunuz takılsın da bir tanıyı verelim sizi. Safranbolu'muza teşekkür ettim. İsminizi alabilir miyiz? Hatice Sarı. Hatice Hanım konakları. Hatice Hanım konaklarından Hatice evet. Sarı. Konağınız evet. mı var efendim? Evet. Oo, maşallah. Ları. Konakları. Hatice Hanım'ın konakları var. Bir dakika. bir dakika. Hatice Hanım doğma büyüme buralı mısınız? Bartın Ulus. Bartınlısınız. Ama 77'de geldik. 1977'de benim doğduğum yıl buraya gelmiş Hatice Hanım. Ben 42 yaşındayım. 42 yıldır burada Safranbolu'da konakları olmuş. Çiftçilikle evet. uğraştınız mı? Çok. Tarlayla? Tarlayla, yer bellemek. Ne bileyim ben yapmadığımız fazla bir şey kalmadı artık. Nasıl görüyorsunuz çiftçilerin halini memlekette? Çok zor. Neden böyle? Her şey ucuz bekliyoruz ama her şey kat kat pahalı olduğu için. Soğanları tavanlara seriyorduk 10 çuval, 15 çuval. Şimdi bu mevsimde yemyeşil yeşilleniyordu artık. Zamanı geliyordu. En azından 30-40 kilo soğan dikerdik tarlalara. Sana bana da yer verdim, letmellik ediyordum. Sürdürüyordum böyle alanı. Bu arkadaş geliyor, o arkadaş geliyor. Hepsine soğan yeri verdim. Onlar da bana yardımcı oldular da ekin toplarken yani. Şimdi soğan yok. Şimdi, ekmeyince olur mu? Ekmiyorlar değil mi? Ektirmiyorlar. Ektirmiyorlar dışarıdan alacağız diyorlar. Dışarıdan olacak. Niye böyle yapıyorlar? Bilmem.
Çok zenginiz onun içinden. Çok zenginiz. Çok zenginiz herhalde de. Evet. O yüzden paramızı harcayacak yer bulamıyoruz da. O yüzden herhalde diyor Hatice Hanım yurt dışından soğan almamız. Herhalde öyle diyor. Herhalde çok zengin olmuşuz diyor. Gençlerin işsizliği ortada. Sizin çocuklar yanınızda mı? Benim çocuğum bir Almanya'da, İzmir'de okudu iktisat bölümünde. Biri Amasya'da okudu. Muhasebe. Gideceğim deyince ne dediniz? Gitme demediniz vallahi mi? Valla aç yolunu git oğlum dedim. Buralarda pek şey yapmazdım dedim. Ama yine de şimdi gelse Almanya'da oğlanım var. Şimdi gelse benimle resmenlik yapsam yapar. Öyle fikirdeler çocuklarım. Hepsini öyle besledim, öyle büyüttüm. Yani çalışkanlar. Keşke şimdi gelse sizinle rençberlik yapacak imkanı olsa memlekette de herhalde o da tercih etmez orada olmayı değil mi? Gurbette olmayı. Olmaz. Çünkü bir senede bir kere görüyorsun. Çok hasret gidiyoruz. Buradan sizi görmüştür şimdi. Orada da izliyorlar bizi. Nedir adı? Şenol Sarı. Şenol Sarı. Anneciğiniz Hatice Hanım burada. Sağlığı da yerinde maşallah. Al al yanakları. beyefendi sağ mı? Mustafa Sarı sağ. Burada mı? Ben bizzat Pilalet'te yaşıyorum. Daha 20 aşağı yukarı 19 seneden beri. Bütün uğraşkan en fazla bu Safranbolu'da eski evlerinden ben uğraştım. Eski evlerin sahibi olarak belediye başkanı burada. Biliyorum ben. Ne istiyorsunuz kendisinden? Sağlığını istiyorum başkanım. Biz seçtik. Gerisini bilmem sağlıklı olsun da hizmet etsin. Evet. Onlar yapılacak şeyleri biliyorlar. Yaparlar bak. Evet. Gençler biliyorlar. Bizim dememiz artık geride kaldı. Biz de yani yardımcı olmamız gerekiyor. Her şeyde bir yere beklememiz gerekiyor. Elimizden gelirse biz de yaparız. Destek verdik zaten yani elimizden geldiği kadar. Allah razı olsun. O da bizim dediğimizi yüzümüzü kara çıkarmadı. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim Hatice Hanım. Sağ olun. Evlatlarınızla. İnekçiliği de ediyorum. Ta 40 seneden beri. Ta da şimdi 3 tane ineğim var. Her sene İnekçilik de yapıyorsun. Ceza da veriyorsun her sene. Neyin cezasını veriyorsun? İnekçilik yapıyor değil. Niye? Safranbolu. Şehrin içinde yapıyorsunuz. Onun için çok cezalar yiyorum. Tam belediyeye şimdi gitsen baksan belki aşağı yukarı epey bir ceza var. Cezanız var. Bir yer bulunması lazım ki size o inekçiliği yapın. İşte yer artık köye gitsem ayaklarım bacaklarım gitmiyor. Şimdi artık yer bulmamız kasap. Ya bu kasap. Yok. Hayvanları kestireceğim diyor. Bak süt yok memlekette pahalı diyoruz. Hayvancılık öldü diyoruz. Hayvancı da diyor ki kasaba gidecek artık. Beni de yapacak bakacak gücüm kalmadı. Bir de ceza yiyorum. Halbuki teşvik etmek gerekiyor. Halbuki bakın Avrupa Birliği ülkelerinde tarım bu aile işletmeleri öyle teşvik edilmiş ki, öyle teşviklerle ayakta tutuluyor ki. O yüzden karınları tok, sırtları pek ve zenginler, müreffeh ülkeler bize gelince çiftçiye ve hayvancıya bin bir zorluk çıkarılıyor. O yüzden böyle zenginiz herhalde. Evet. Herhalde. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz yine kesmeyin hayvanları, bir çözüm bulunur. Yok, ben onları kesemem. Genden bir... Ailemden birisileri gibi onunla beraber. Bir de hayvanları da aileden birisi olarak benimsemiş. Başkan bir çözüm bulunacak hayvancıya. Bu cezalarla olacak şey değil. Teşvik etmek gerekiyor. Evet, teşvik etmek. Sağ olun Hatice Hanım. Tamam reklama gitmemiz gerekli söyleniyor. Sağ olunuz. Buradayız ama sözü olan buraya gelecek üçüncü koltuğa oturacak. Sağ olunuz efendim. Hiçbir yere ayrılmayınız ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Cuma akşamı biz burada sohbet ediyoruz. Safranbolu'ya dair değil söylediğimiz sadece. Türkiye'yi konuşuyoruz. Bize eşlik etmeye devam ediniz İrfan Uyur'da. Sağ olun. Sağ olun. Düğünümüz devam ediyor dostlar. Burada herkesin keyfi yerine bilmem ekran başında. Siz ne durumdasınız? Safranbolu'dayız güzel. Safranbolu'da Karabük'teyiz. Türkiye'nin ekranında Halk Televizyonu'nda İrfan Uyur'un son bölümü de başlıyor. Son sözleri alacağız ama bugün bence güzel oldu. Hep bizler konuşuyorduk, vatandaş konuşsun istedik. Üçüncü koltuğu boş bıraktık. Belediye yeni çiçeği bunu da belediye başkanı da bulmuşken vatandaş onu seçenler ne diyeceklerse diyorlar burada. Mizansen yok, oyun yok, hiçbir şey belli değil. Her an her şey olabilir bu programda. Az evvel reklam arasında gönderdiğiniz mesajları okudum. İçimiz açıldı diyenler var, sağ olun. Sizler de
bizim içimizi açıyorsunuz. Bir de zamanında Ceza diye belgesel gösterilerdi. Hala da yapıyorlar onu da televizyonlarda. Hani yayını durduruyorlar, belgesel giriyor. O belgesellerden birini izleriz, izler gibiyiz demiş bir izleyicimiz. Ben bunu iltifat olarak alıyorum. Çünkü o belgesellerin daha fazla izlenmesi gerekiyor. Bizim bilmediğimiz şu yerleri, memleketin güzel yerlerini Japonlar geliyor, geziyor, Çinliler geliyor, biliyor, geziyor. Biz bilmiyoruz. Tanınmaya ihtiyacı var buraların. Safranbolu'nun da öyle. Buraya günübirlik gelmeyin efendim. Kalmaya da gelin. Gerçekten öyle. Az evvel Hatice abla konak sahibi. Hatice ablayı gördünüz, görmediniz mi? Şimdi görürsünüz diğerlerini. Başkanım sağ olun, bize bu kadar uzun vakit ayırdınız ama sizden beklentisi çok fazla seçmeninizin. Şikayetleri de birebir burada alıyorsunuz, düzeltmek sözünü de veriyorsunuz. Evet. Bir reklam arasında az evvel bir hanımefendi geldi. Günde 3 sefer otobüs gelir mi bir yere, toplu taşım aracı gelir mi? Daha fazla otobüs istiyoruz. Buyurunuz hanımefendi, buyurunuz, hiç çekinmeyin. Daha fazla toplu taşım aracı istiyoruz diyor. Mikrofonu bir takıverelim, takıverelim. Sizin de mesajlarınız varsa gönderin bana, biliyorsunuz Twitter adresimi Değirmenci İrfan. O da öyle nam saldık, Değirmenci İrfan diye. Değirmenci soy ismimiz. İrfan'la Değirmenci'yi birleştirdim. Değirmenci İrfan'dır Twitter adresim. Oradan da bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Alev Kaynak ben. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Sağ olun. Elif Hanım'a da ayrıca hayırlı olsun diliyorum. Benim sorunum taşıt sorunu. Turizmden bahsettik. Mesela cam terasa vasıta yok. İnsanlar bilmiyor. İlk defa gelenler, taşıtsız gelenler. Bulak mağarasına vasıta yok. Bunları da geçtik biz. Ben Akçasu Toki'de oturuyorum. Bizim oraya sadece günde 3 sefer taşıt var. Ve biri 14, biri 12 yaşındaki tane çocuğum var benim. Okula gidip gelişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Başkanımdan rica ediyorum. Ve evim benim hayvan barınağına çok yakın. 4'ten sonra köpeklerin saldırısı oluyor dışarıda olanların. Yani site içerisinde oturan herkesin problemi bu. Doğalgazımız yok. Bunun ricasında bulunacaktım toplu ben kendisine. Toplu konutlar var anladığım kadarıyla. Evet. Biraz daha fazla otobüs istiyorlar, sefer istiyorlar, doğalgaz istiyorlar. Daha ikinci hafta bu değil mi? Mazbatayı bu haftanın başı. Bu hafta aldık. Bu hafta evet. Aldınız daha mazbatayı ama seçmen de bekliyor epeydir hizmet anladığım kadarıyla. Ne yapacaksınız? Evet, şimdi hanımefendinin bahsettiği yer biraz şehir dışında, sadece konut yapılmış. Bu konutlar da bizim bu bölgede belli bir kesim için yapılmıştı. Onları oraya götüremedikleri için sonra vatandaşlara sattılar. Sadece konutu yapılmış, altyapısı düşünülmeden oluşturulmuş bir yer. Genel olarak bizim Türkiye'de yapılaşma anlayışımız, şehircilik anlayışımız böyle maalesef. Sadece konuttan ibaret zannediyoruz yapılaşmayı. Sadece toplu taşıma aracı problemleri de yok. Biliyorum ben o bölgelere de gittim. Onların sosyal hizmet anlamında da eksikleri var. Dediği gibi ısınma problemleri de var. Güvenlik problemleri de var. Aydınlatma problemleri de var. Bunların hepsine hakimiz. Bunları da zaman içinde biz seçim çalışmaları sırasında da çözeceğimizi söyledik. İnşallah görecekler çözdüğümüzü. İnşallah. Onları da orada üvey evlat gibi bırakmayacağız tabii. Burada ki. İkinci programı yaptığımızda gelin muhakkak, duyarsınız zaten. Çözülmediyse ya başkan söz vermiştin çözmedin dersiniz. Yok ben Elif Hanım'a inanıyorum, güveniyorum. O bize nasıl yardımcı oluyorsa biz de ona o şekilde destek olacağız. Ben inanıyorum, yapılmayacak diye bir şey çok yok. Çok teşekkür yapacağız. Ediyorum. Sağ ol. Ben teşekkür arada, ediyorum. Evet. Şehirleşme deyince binalar yapılsın, yapılsın, temel atmaktan kolay bir şey yok. Üstüne çimentoyu da dök, hazır beton kalıp yap apartmanı. Peki altyapı, peki sosyal tesis, peki ulaşım, bu nasıl olacak? Bunun planlamasını yapılması gerekiyor. Bu vesileyle Ankara'da da artık yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Sayın Mansur Yavaş. Evet. Ve ilk hizmet olarak da Ulus Heykeli'ni bir temizletti. Allah razı olsun. Yıllardır bir su yüzü görmemişti heykel, öyle söyleyeyim. Şimdi evet. Evet. Şimdi
Biz Ankaralıların da toplu ulaşımın sabaha kadar devam etmesi gibi bir talebi var birincisi. Bir dönem Melih Gökçe'nin kafasını kızdırdılar. Saat 10'da akşam bitiyordu bizim. Ne otobüs vardı ne metro vardı. Yeter evine gitsin herkes diyordu. Öyle olmaması lazım. En azından saat başı devam etmesi lazım. Gün içerisinde de yine uygun saatlerde toplu ulaşım çok önemli. Sağolunuz. Az evvel biz çekindik, gelemedik, soramadık diyenler oldu. Bir de Su, sevgili Su, Su bir gelir misin? Haber bültenini de çok dikkatli izledi Su. Sen de gel. En küçük burada misafirimiz Su. İşte görüyorsunuz az evvel haber bülteninde de babasının meğer burada dükkanı varmış. Babacığı da tesbih hediye etmek istemiş bana. Su'ya verdi. Su da bana verdi o tesbihi. Çok teşekkür ettim. Sağ ol Su. Okula gidiyor musun Su? Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıfa gidiyor Su. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Öğretmen olmak istiyor Su. Su, evet. Şimdi hadi oraya otur Su, sen de otur. Ben niye Su üçüncü sınıfta diye ayakta mı konuşmak zorunda? Bak başkan ablan da yardımcı oluyor. Hemen mikrofonunu takıyor. Şimdi haberleri çok dikkatli izledim, ben gördüm. Kenardan öyle baktın. Ne anlattık haberlerde, ne anladın? Ne oluyor Türkiye'de? Kavga mı ediyorlar biraz çok? Evet. Niye acaba böyle? Neyi bölüşemiyoruz acaba? Büyükler böyle. Sen kavga ediyor musun hiç arkadaşlarınla? Bazen aramızda tartışma oluyor. Tartışma oluyor aranızda. Peki tartışmalar nasıl sonlanıyor? Özür mü diliyorlar birbirini kırdığı zaman arkadaşlar? Evet. Sen mesela nasıl özür diliyorsun? Öğretmeni diyorlar. Ondan sonra öğretmen olanları anlatıyorum. Öğretmenler de özür diler arkadaşından diyor. Ben de ondan özür diliyorum. Peki. Bundan sonra öğretmenlerin demesini de bekleme. Çünkü özür dilemek çok güzel bir şeydir. İnsan hata yapabilir hayatta. Hata yaptım arkadaşım. Özür dilerim der. Değil mi? Öğretmen var mı aramızda? Öğretmen vardır. Bak sizsiniz değil mi? Tamam öğretmenim. Sizinle bir konuşayım. Sizin çocuklar için ne yapacaksınız başkan, bu güzel çocuklar için? Çocuklara şehirlerde artık biliyorsunuz yine aynı problem. Her yere bina yapıyoruz ama yeşil alanlar, çocuklar için park alanlarını çok yetersiz buluyoruz. Çocuklarımız da yetersiz buluyorlar. Hafta sonu vakit geçirecekleri alanlar yok. Onlara vakit geçirecekleri alanın dışında bir de eğitim desteği vermeyi de planlıyoruz. Özellikle de bir şehirde yaşayan çocukların sorumluluk alması gerektiğini düşünerek biz çocuk meclisi kurmayı taahhüt ettik onlara. Başkan adayım burada. Meclis başkanı adayım. Evet. Dün beni ziyaret eden bir okulda bir sınıfın öğrencileri vardı. O kadar da bilinçliler ki büyüklere ders niteliğinde sözler de söylediler. Ben onların her birini kendime elçi edindim. Dedim ki benim elçimsiniz siz sokakta. Sokakların temizliği benim için çok önemli. Artık onlar yere çöp atan ya da izmarit atan bütün büyükleri uyaracaklar benim adıma. Onlardan öyle de bir söz aldım. Çocuklarımız bizim tabii ki en değerli varlıklarımız. Ve bence kesinlikle çocukların eğitiminden başlanmalı. Buna yürekten inanıyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onları en doğru şekilde eğittiğimizde belki bugün konuştuğumuz problemlerin birçoğunu konuşmuyor olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Su. Sana da teşekkür ederim. Sağ ol, çok güzel konuştun. Kendini çok güzel ifade ettin. İster misin çocuk meclisinin başkanı olmak? Niye olmasın? Tabii ki bu medeni cesaretle olabilir. Mikrofonu kendin de çıkarabilirsin sevgili Su. Ve üçüncü koltuğu bir başka vatandaşa teslim edebiliriz. Bu arada İstanbul Büyükçekmece'de 10 yaşında çocukları zorla seçmen yazmaya çalıştıklarını da herhalde bu hafta görmüşsünüzdür. Bir izleyicimiz demiş ki ya herkesin derdi İstanbul'daki seçim şimdi. Ortam da gergin. Böyle siz de güle oynaya program yapıyorsunuz. Görürsün bak reyting de yapmaz bu program demiş. Yapmasın. Tek derdi reyting olan doğru yolda değil demektir bana kalırsa. Sağ olun. Daha çok izlenmek, daha çok izlenmek derken yanlış yöne saparsınız. Kavga etsek burada, birbirimize girsek bak nasıl izleniriz. O değil ama maksadımız. Maksat iyi örnekleri de sunabilelim. Hiç öyle bir derdim yok. O kadar da rahatım ki o anlamda. Yıllar boyunca reyting rekorları kıran sabah haberlerine imza attım. Siz de izlediniz sabahın kör vaktinde. Sağ olun.
Ve şu saatten sonra o kadar rahatım ki iyi örnek sunalım ya. Bugün izlemezler, yarın izleyecekler. Boş verin, hiç önemli değil ki. Hiç de öyle bir sorunumuz da yok. Öğretmenim size söz vereceğim ama oradan bir genç arkadaşımız kalktı. Ya ben buradayım, hadi artık diyor. Buyurunuz, buyurunuz. Demek ki bir derdi var vatandaşın, buyurun. Mikrofonumuzda bugün en çok sesçi arkadaşlarımız yoruldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım sesimiz size iyi ulaşabiliyordur. Bu arada mikrofon takılırken bir konuya da açıklık getireyim. Bayağı Safranbolu tanıtımı yaptınız siz yahu demiş bir vatandaş. Yaptık. Yaptık. Ücretsiz tanıtımdır bu. Hiçbir ücret talep edilmemiştir. Elif Hanım'ı dün telefonda sesini duydum. Tanımıyorum. Ama bu örnek başarı hikayesidir. Ve belediyeden hiçbir talebimiz olmamıştır. Çünkü buranın, buradaki başarı öyküsünün tanıtılması gerekiyor. Bu kamu yayıncılığı adına aslında devlet televizyonunun, elektrik faturalarımızdan pay ödediğimiz TRT'nin, kamu yayıncılığı yapan TRT'nin görevidir. Ama görevini yapmamaktadır. Milyon dolarlık bütçelerle benzer programları yaptığını iddia etmekte. Milyon dolarlarla savaş dizileri çekip izletmekte TRT maalesef. Onun eksiğini de bir şekilde halk televizyonu olarak kapatmaya çalışıyoruz sayenizde. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadarcık da konuşalım. Buyurunuz efendim. Niye buradasınız? Kimsiniz? Tanıyalım sizi. İsmim Hülya Demirhan. Karabük Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Lisansımı da burada bitirdim. Sosyoloji mezunuyum. Şu an uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapıyorum. Reklam arasında geldim. Televizyonun karşısındaydım. Başkanınıza zaten destek veriyordum. Bu hafta hayırlı olsun'a da gitmiştim. Sosyal medyadan destek verirken dedim ki neden gitmiyorum? Hatta taksi tutup gerçekten abi beni yetiştir dedim yani. O vaziyette geldim. Çünkü amacım şuydu. Başkanımıza da zaten hayırlı olsun'a gittiğinde söylemiştim. Öncelikle teşekkür ederim. Kadınlara yönelik böyle bir program yaptınız. Gerçekten çok doğalmış. Bizzat geldim. Konuşma imkanı buldum. Çok teşekkür yetiştir ederim. Yetiştir beni programa dediniz evet, taksici. Evet abi dedim lütfen yetiştir beni yani. İnşallah çok para vermemişsinizdir taksi. Öğrenci halin ama öğrenci sağ olsun. Halinizde. Önemli olan şuydu benim buradaki amacım. Kendim değil tabii ki. Mesleğim sosyoloji. Sosyologlara çok ihtiyaç var. Ben başkanımla konuşurken de söylemiştim. Demişti zaten biz bunlara öncelik vereceğiz. Yayın aracılığıyla da Türkiye'deki bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen sosyologlara öncelik verin. Çünkü biz toplum bilimciyiz. Eğer biz toplum sorunlarını çözemezsek bu iş olmaz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani geçmişten gelen birikimlerimizi, kültürlerimizden yola çıkarak bilimin de göstermiş olduğu etkilerle geçmişimizi yönlendirmeliyiz. Bu şekilde gelişim sağlamalıyız. Sorunları ancak bu şekilde çözebiliriz. Siz ataması yapılmış olanlardan mısınız? Hayır, ben atama değil, ben kariyer hedefiyle kariyer yola çıktım. Kadın çalışmacısı olarak yola çıktım. Zaten lisans dediğim yine kadın üzerineydi. Şu anda 3 tane akademik makalem var bu alanda yayınlanan. Sunumlarım var 3 tane kongrede ve ben kadın çalışmacısı olmak istiyorum. Yüksek lisans dedim de hatta dış politikada toplumsal cinsiyet olduğu için dedim ki Hülya gitmelisin artık yani git. Duyur kadınların sesini duyur televizyonda. Hülya Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi başkan kadını erkeği birlikte çalıştık başardık evet. diyor. Tabii erkek seçmeni de küstürmemek önemli. O siyasetçi olduğu için öyle söylüyor. Evet. Ama ben bu başarının bir kadın başarısı kesinlikle. Olduğunu farkındayım. Siz cinsiyet eşitliği çalışmaları yapan bir sosyolog gözüyle muhafazakar da sayılacak bir coğrafyada öyle söyleyelim. Evet. Şimdi hepimiz biliyoruz çünkü etrafına baktığınız zaman hani daha mutasip olduğunda hep erkek egemen olduğunu görüyoruz siyaset dünyasında. Bu başarı öyküsünü nasıl okumak lazım? Bir kere şöyle çok güzel yani başkanımızın yapmış olduğu zaten Türkiye'de şu an temsil. Ben onu ayrıca şu ekranlarda da tebrik ediyorum. Yani helal olsun. Çünkü başkanımız zaten güler yüzüyle ekrana yansıdı. İşte billboardlarında falan insanlara bir kere masumiyet aşıladı. Yani biz kadınlar ataerkil bir toplumuz biliyoruz ki. Kadınlar hep geri planda tutuldu toplumda. Kadın ev içerisinde olmalı, ev işlerini yapmalı. Hayır, kadın hayatın her alanında yer almalı. Biz kadınlar çalışma hayatında da, toplumsal alanda, sosyal hayatta da her türlü olmalıyız biz erkeklerle aynı sahada yer almalıyız. Ne önde ne geride. Tam tersi toplumsal cinsiyet bu. Biz yan yana olmalıyız. Bir soru sormama tabii müsaade edin Sayın Başkan'a bu noktada. Hep ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye soruyoruz ama fikrinizi merak ettiğim için söylüyorum. Ben çok hassasım bu konuda. Geride bıraktığımız yıl 2018 yılında bu ülkede maalesef 400'den fazla kadın erkekler tarafından öldürüldü. Korunamıyor kadınlar. Yasalar da koruyamıyor. Haklarında uzaklaştırma kararı verilmiş erkekler
O karara rağmen gelip cinayet işliyorlar ve katillere yeterince ceza verilmiyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyesi kadınlar il il dolaşıp mahkemelerini takip ediyorlar mağdurları. Yani ülkede böyle ciddi bir sorun var ve son 15 yılda artmış bu sayı. Daha evvel bu derece fena bir tabloyla karşı karşıya değilmişiz. Bunu nasıl yorumlamak lazım ve nasıl önlenebilir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aile içi şiddet, kadına evet. Şiddet. Şimdi Türk kadınına biliyorsunuz ki bizim kurucumuz Atatürk çok büyük haklar vermiş. Dünyada belki de birçok ülkeden daha önce biz seçme seçilme hakkına sahip olmuşuz. Kadını koruyan, el üstünde tutan bir zihniyetten biz bu noktalara geldik. Demek ki biz elimizdeki imkanların, fırsatların farkında değiliz. Kendi elimizle de bunları teslim etmeye başladık. Geri planda kalmak ya da geri planda bırakılmaya ses çıkarmıyoruz. Ben bütün kadınlara örnek olduğumu düşünüyorum bu davranışımla ya da seçilmiş olmamla. Diyorum ki lütfen sesinizi çıkarın ve elinizdeki imkanların farkına varın bir an önce. Toplumun her kesiminde yer almaya çalışın. Erkeklerdeki bu psikolojiyi de özgüven eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kadının kendilerinden bir adım öne geçmesini ya da yanında olmasını hazmedemeyen bir toplumuz. Belki de bunun sebebi de onları yetiştiren yine kadınlar. Onların da kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Erkekler işte ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ya. Erkeklerin yetiştirilmesiyle kadınların yetiştirilmesi arasında o kadar fark var ki. İşte bir de teknolojinin gelişmesiyle erkek çocuklar biraz daha şiddete yönelik oyunlar oynayarak, yani erkek çocuklar hemen eline bir silah verilmesi, işte savaş oyunları oynaması ya da model aldığı babanın kadına şiddet uyguladığını görmesi gibi bu tür tablolar maalesef ileride yine erkeğin kadının üzerinde baskı kurmasına sebep oluyor. O yüzden ben kadınlara yine bu noktada da sesleniyorum. Lütfen erkek çocuklarını da daha şefkatle, belki işte o oyuncaklardan uzaklaştırarak, savaş oyunlarından uzaklaştırarak yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben hiç sormadım, onu fark ettim. 3 saat oldu program başlayalı neredeyse. Sizin çocuğunuz var, var herhalde. Evet. Kaç çocuk var efendim? Bende bir tane kızım Allah var. Başlasın. Kızım şu an evde arkadaşıyla Minez'le beni izliyorlar. Kaç yaşında? 12 yaşında. O da tabii bu seçim sürecinde çok fedakarlık yaptı. Ondan uzak kaldım. Bayağı onu ihmal ettim ama sonucunda başarıya ulaştığımız için o da çok mutlu. Ben annenizi babanızı gördüm seyircilerin arasında. Geldiler sağ olsunlar, takdim de ettiler kendilerini ama eşinizi görmedim. Eşiniz beyefendi ne işle meşgul? Ay ben evli değilim. Evet, ayrıldım. Ayrıldınız. Evet, evet. Ve 12 yaşında kız çocuğunuz var. 9 senedir ayrım. Evet, 9 senedir kızımla yaşıyorum. Tek başına çocuk yetiştiren bir anne, evet. Ve başarılı bir siyasetçi. Bu yüzden de bir alkış daha almak istiyorum ben. Sağ olun. Ayakları sapasağlam yere basan bir Türk kadını. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ben teşekkür ederim. Var mı başka söylemek istediğiniz? Şöyle sadece sonuçta belediyeleri düşen en büyük görev. Başkanımızın aracılığıyla bunu söylüyorum. Bakın ben Safranbolu aşığıyım. 7 yıldır buradayım. Mersin'de büyüdüm. Mersin çok kozmopolit bir şehir. Orada yanıma gelen belediye başkanlarına da aynı şekilde söyledim. Öncelik verin, kadınlara öncelik verin, kadın çalışmalarına. Belediye başkanımızdan ricam o. Kadınlar her sahada olsun, kadınlarla ilgili projeleri arttırsın belediyeler. Çünkü kadın hem evde hem dışarıda olduğu zaman deriz ya, toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Aile yetiştiren de annedir aslında. Anneden yola çıkarak. Ki Türkiye'de de bu. Eğer biz büyük bir şeyler olmasını istiyorsak sahada, önce belediyeler kadınlara öncelik verirse daha sonra toplumu geneline yayılır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki yetiştiniz programa. Çok sağ teşekkür ederim. İyi ki yetiştiniz. Sağ olun. Öğretmenim, hazır mısınız? Çünkü çocukların eğitiminde aile kadar okul. Okul çok önemli. Buyurunuz, sizi şöyle üçüncü koltuğa alalım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bu arada 12 yaşındaki kızı, başkanın kızı televizyondan arkadaşıyla anneyi izliyormuş. Ya şunu söylediler memlekette. İşte sizin annelikten daha önemli bir işiniz yok. Tamam, annelik çok önemli. Elbette çok önemli. Fakat bir kadın hem kariyer yapabilir hem de çocuklarını, çocuğunu gayet güzel yetiştirebilir. Evet. Bunu da göstermek için örnektir Sayın Başkan. Ne dersiniz öğretmenim? Sizi bir tanıyalım önce. Hoş
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Safranbolu'da sizleri aramaktan çok mutluyuz. Sağ olun. Helik Elif Başkanım'la beraber onun başkan seçilmesi. Ben Sevim Demir, sınıf öğretmeniyim, 40 yıllık öğretmenim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette bir cumhuriyet öğretmeniyim. Elif Başkanım da bir cumhuriyet kadını. Evet. Ve bu ülkenin evet. güzel yarınlarının da teminatı. Heyecanlandım. Sizin yanınızda konuşmakta heyecanlandım. Bu ülkenin güzel yarınlarının da evet. teminatı. Ya bu ülkede cesur kadınlarımız olduğu sürece biz geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Çünkü onlar karanlığa kapıları kapatıyorlar. Onlar bu ülkenin yarınlarına damgasını vuracak olan cesur kadınlar. Çocuklarımızı da siz yetiştirdiğiniz için rahatız özellikle. Evet, evet. Sınıf öğretmenliği çok sınıf önemli. Sınıf öğretmenim, i̇lkokul, evet. Evet, evet, çocuklarımız. Evet. O kaç öğrenciniz var şu an? Benim sınıfta? İlk görev yerim Tunceli'de çalıştım ben. Evet. İlk görev yerim orası 1980. Evet. Tüm olanaksızlıklarda 2 metre kar yağıyor. Şu anki belediye başkanı öğrencilerimizden. Ovacık'taki. Sayın Maçoğlu. Evet, şimdi Tunceli Belediye Başkanı. Sizin öğrenciniz. Benim kendi öğrencim değil ama arkadaşımın. Okuldaki. Evet, aynı okullardaydı öğrencilerimiz. Çok zor şartlarda. O da örnek bir uygulama ya. Evet, 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 evet. Yeni bir üretim modeliyle. Tunceli'de başarıyı yakaladı. Evet, evet. Siz de o sıralarda orada öğretmendiniz. Öğretmendim sonra... birleştirilmiş sınıfta. Birleştirilmiş evet, sınıfta. Evet, evet. Beş sınıfta. Beş sınıfı bir arada okutuyordum. İlk atandım, görev yerim. Lojman yok, kar 2 metre, olanaksızlıklar o biçim. Şimdi, o şartlarda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalıştık. Aradan geçmiş 39 yıl, 40 evet, yıl. 40 yıl evet. sonra Safranbolu'da mesleğe devam ediyorsunuz. Evet. Şu anda emekliyim. Emekli öğretmenim. Emekli oldunuz. Peki, Elif Hanım'la beraber onun için, onun mücadelesine ortak olmak için, onu daha iyi yerlerde görebilmek için mücadele ettik ve başkanımız oldu. Onun için çok mutluyum. Nedir beklentiniz kendisinden? Kendisinden beklentimiz, ona ben güveniyorum. Çok akıllı bir kadın. Çok yetenekli. Her şeyi başaracağını umuyorum ve yol açık olsun istiyorum. O bir cumhuriyet kadını. Ulu Önder Atatürk'ün sayesinde bizler, ben ve Elif Hanım ve bu Safranbolu'daki bütün kadınlar, aydın Türk kadınları. Onun sayesinde, Ulu Önder Atatürk'ün sayesinde buralardayız. Onun sayesinde varız diyorum. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğim gibi güzel yarınlarımız sizin sayenizde aynen. gelecek. Aynen. Elif Hanım'a da eğitim konusunda her türlü konuda yardımcıyız. Peki sizin bir talebiniz var mı öğretmenimizden? Benim tüm öğretmenlerden tabii ki çocukların yetiştirilmesi konusunda onlardan destek istiyoruz. Biz de belediye olarak hepsine de söyledim. Elimizden ne geliyorsa destek anlamında biliyorsunuz milli eğitimin tüm olanakları yeterli gelmiyor okullara. Bizler de elimizden ne geliyorsa mutlaka destek olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mikrofonu unutmayın. Mikrofonu unutmayın. Son düzlüğe giriyor. Artık uzun program serüvenimizde sona geliyoruz. Ah o gün o programda ben de kalkıp konuşsaydım. Ah içimde kaldı şu sözümü söyleyemedim demeyiniz. Bakın ben size bir anımı anlatayım. Siz çoğunuz biliyorsunuz zaten bunu da sık sık da anlatıyorum. Ben üniversitede okurken maalesef ülkemizin önemli aydınlarından Profesör Ahmet Taner Kışlalı'yı katlettiler. Benim de hocamdı üniversitede öğretim görevlisi eski kültür bakanlarımızdan Atatürkçü aydınlarımızdan Ahmet Taner Kışlalı'yı katlettiler. O hafta Siyaset Meydanı programını Ali Kırca bizim okulumuzda düzenlemişti. Ben de 19-20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak söz almıştım. Çok heyecanlıydım ve öfkeliydim de. Yaşam hakkı üzerine bir konuşma yapmıştım o zaman. Böyle saçlarım kıvırcık, üzerimde iki beden büyük takım elbisem. Belki izlemişsinizdir o videoyu. Şunu söylemiştim. Demiştim ki, hocamızı öldürmüş olabilirsiniz ama biz onun öğrencileri büyüyüp buradan mezun olduğumuzda sanmayın ki bu ülkeyi terk edeceğiz. Buradayız işte. Ülke hepimizin. Buradayız ve yazmaya, çizmeye, konuşmaya devam edeceğiz demişim 20 yıl evvel. Bugün aynı şeyi söylüyorum. Ülke hepimizin ve yazmaya, çizmeye, konuşmaya, hayatımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz hep birlikte sevgili dostlar. Sağ olun.
bir sağ olun. 24 yaşında bir genç parti yöneticisi. Az evvel yanıma geldi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisiyim İrfan Bey dedi. Kimdi arkadaşımız göremiyorum. Buyurunuz sayın parti yöneticisi. Bir tanıyalım. Buyurunuz efendim. Ben de konuşacağım dedi. Çünkü siyasette örgütten gelmek, teşkilattan gelmek çok önemli. Bu işte hani afiş dağıtmak, bildiri dağıtmak, işte ne bileyim seçmenin kapısını çalmakla başlıyor bu işler. Herhalde siz de öyle başlamışsınızdır Sayın Başkan. Sonra basamak basamak hedef, önce bir sizi tanıyalım. Öncelikle 22 yaşındayım bu arada. 24 değil 22. 24 değil 22 yaşındayım. Adım Ceren. Karabük'ün en geç il yöneticisiyim, il bilişim sorumlusuyum. Cumhuriyet Halk Partisi il bilişim sorumlusunuz. Evet. Yani biz sizden bu seçim güvenliği ile ilgili bilgisayar sistemlerinin hesabını işte hepsini sizden soracağız. Evet, tamam, doğrudur. Çok güzel bir sorumluluk, çok ağır bir yük omuzlarınızda. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece üye olmakla da yetinmemişsiniz. Bir de sorumluluk almışsınız. O nasıl gelişti o süreç? Şöyle söyleyeyim, ben buralı değilim, okumaya geldim. Ama sağ olsun. Öncelikle Elif Başkanımız, gerek diğer bütün örgütümüz kucaklayarak hepimizi partiye kazandırdılar. Bu şekilde gelişti. Ha, Elif Başkanı sayesinde partili. Şöyle, diğer arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımızla beraber tabii ki bütün hani partililerimiz kucak açarak bize daha çok katkı sağladılar diyebiliriz. Şimdi bir konuşma, reklam arasında biz de hiç bir şey saklamadım sizden. Reklam arasında geldi yanıma sevgili Ceren ve konuşma hazırlamış, onu gösterdi. Sizce güzel mi bu konuşma diye. Bence çok güzeldi konuşma. Ama en güzeldi konuşma böyle daha hazırlıksız, daha evet, doğal, doğaçlama olan konuşma. Çok ben çok memnun oldum seni tanıdığıma Ceren. Hedefini öğrenmek istiyorum siyasetteki. Hani şuraya gelmek istiyorum. Nereye gelmek istiyorsun? Öncelikle siyasi bir hedef demektense yapabileceğim en iyi şeyi yapmayı tercih ederim insanlar için. Siyaseti öğrenmeye başlamışsın. Bu şekilde. Çünkü bir siyasetçi asla şu makamı, şu koltuğu istiyorum demiyor. Ama hizmet etmek istiyorum diyor halka. Bu siyasetin birinci kuralı galiba. Bu güzel. Birinci soruya güzel cevap. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ön yargıyla yaklaşan, İşte bugüne kadar hep konuşulur ya, devletçi ya da işte benzer eleştiriler getiren ya da işte genç değil eleştirisi getirilir mesela. Üniversite öğrencisi arkadaşlarını sandığa gitmeye ya da sandığa gidip de ne yapacağız değişmiyor hiçbir şey diyen arkadaşlarınızı sandığa gitmeye ve oy kullanmaya nasıl ikna ettiniz? Şöyle söyleyeyim, öncelikle hangi partili olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun oy vermek bir vazifedir. Öncelikle bunu anlatmak gerekiyor. Bunu anlatırsanız zaten bir şekilde daha sonrası gelişir. Önce bunu anlatmak gerekiyor. Aynen öyle. Bunun için de iletişim kapısını nasıl aralıyorsunuz mesela? Şöyle söyleyeyim, partili olarak değil, bir insan olarak, bir öğrenci olarak, bir arkadaş olarak. Bu şekilde ilerler. Zaten bir partili olarak insanları yönlendiremezsiniz, yönlendirilmemesi gerekir. Siz insanca bir vazife olduğunu anlatırsınız. Uymak kişinin takdirine kalmıştır. Peki siz bu gençlerden, bu pırıl pırıl gençlerden ne bekliyorsunuz başkan? Bu dönüşüme nasıl katkıda bulunabilirler? Şimdi ben gençlere ve çocuklarımıza umut oldum. Bir kere gerçekten umutsuzluğa kapılmış büyük bir kitleye umut oldum. Olmaz denilen bir şeyi başardık. Şöyle bir durum var. Son 15 yılda, belki de son 20 yıldır birçok insanda korku var biliyorsunuz. Korku kültürü yerleşti toplumumuzda. Eğer siz iktidar partisindeki düşünceyi taşımıyorsanız bir yerlere gelmeniz çok zor. O yüzden biz genç bulmakta o kadar çok sıkıntı çekiyoruz ki bizim gibi düşünseler de topluma hizmet etmek isteseler bile o bizimle görünmekten çekiniyorlardı. Bu bir gerçek. Bunun sadece gençler değil, inanın büyükler de öyle. Çocuğumuzu biz işe sokamayız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görünürsek, çocuğumuzun geleceğiyle oynamış oluruz düşüncesiyle bizimle görünmekten çekinen çok büyük bir kitle var. Bizimle aynı fikirde olsalar bile. Biz şimdi bu seçimle bunu çok büyük bir ölçüde kırdığımızı düşünüyorum. Bizler de evet birlik olursak, inanırsak ve iyi niyetle yola çıkarsak, bizim
En büyük özelliğimiz bu, biliyor musunuz? Sadece hizmet etmek için yola çıktık. Bizim partilerimizin hiçbirinin kendi şahsi menfaatleri söz konusu değildi bu yola çıkarken. Biz Safranbolu Belediyesi'nde eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırırsak yandaşlarımıza bir şeyler elde ederiz düşüncesiyle çıkmadık. Hiçbirinde, ben yürekten inanıyorum, böyle bir düşünce hakim değil. O yüzden bu seçim bunun da bir sonucu oldu. Evet, iyi niyetlerle hizmet etmek için çıkarsanız, toplumu kucaklarsanız siz de başarıya ulaşırsınız. Biz bunu gösterdik ve bu seçimde oy kullanmaya gitmeyi düşünmüyorum diyen birçok insan bize inanıp bu fikrinden vazgeçti ve oy kullanmaya gitti. Ben artık çok heyecanlıyım ve inanıyorum ki bundan sonra gençler daha korkusuzca bizim yanımızda yer alacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hangi partiye oy verirse versin, gençlerin siyasete ilgi duyması önemli. Korku duvarının aşılması da evet, önemli. Çok zor bir şeyi başarıyorlar. Ben birebir şahit oldum. Onu da anlatayım size. Bu referandum sürecinde sistem değişikliğine giderken Türkiye, ben hayır diyeceğimi açıkladığım için sabah haberlerini sundurmadılar bana. İşsiz kaldım, biliyorsunuz. O dönem beni davet eden güzel insanların davetlerini kırmadım. Ama her kurumun davetine yetişmeye gayret ettim. Sırf hayır demenin önemini anlatmak için dolaştım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Haziran Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, kim çağırırsa. Afyon Karahisar'a çağırdı beni. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gönüllü kadınları. Dediler ki İrfan Bey, burada da bir söyleşi yapalım. O yemekli olsun söyleşi, davetiye verelim. O davetiyeden elde edilecek gelirle de çocuklarımıza, üniversitede okuyan çocuklara burs sağlayalım dediler. Harika, koşarak gelirim dedim. Ve gittiğimde maalesef öğrendim ki o davetiyeleri dağıtmak için çarşıda gezerlerken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kadınları esnaftan şöylesi tepkiler almışlar. Hoca hanım, davetiyeyi bırak ama kimse görmesin. Ya da dükkana geç, kepengi indireyim, davetiyenin parasını da vereyim ama gelemem. Gönlüm sizlerden yana ama çarşıda adı bu derneğe bağış yapmışa çıkarsa kötü anılırım. Bakın, geldiğimiz nokta, tehlikeli nokta budur. Bunu kırmak gerekiyor. Çünkü çocukların okuması için, modern, çağdaş Türkiye için, Atatürkçü Türkiye için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için çaba gösterenler ne bu ülkeye düşmanlık ediyorlar, ne kimseye düşmanlık ediyorlar, ne de hainlik ediyorlar. Ama bu algıyı kırmak için de birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Birileri işini kaybetmeyi göze alacak, doğruyu söyleyecek. Birileri kaybetmeyi göze alacak, siyasi yarışa girecek. Birileri artık elini taşın altına koyacak. Ve dolayısıyla Sayın Başkan, size çok teşekkür ediyorum. Sizden çok şey bekliyoruz, evet, emin olabilirsiniz. Bu güzel ilçeyi, Safranbolu'yu dünyaya tanıtmak bir yana, sorumluluğunu üstlendiğiniz makamda Türkiye'nin gençlerinin ve kadınlarının siyasetteki geleceği de bir yerde sizin ellerinizde. Sizin başarı öykünüz onların kapılarını, onların önündeki, evet, kapıları açacak. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet, hazırladığınız, evet, konuşmayı yaptırmadı geveze sunucu ama evet, bence faydalı oldu söylediklerimiz. Evet, sağolunuz. Bitireceğiz. Biliyorum. Son bir sağ ol. Alkış alabilirim tabii. Sağ olun. Bize eşlik ettiniz sonuna kadar. Sağ olun. Bu saatten sonrası hatıra fotoğrafı, iyi niyet, temenni, dilekler. Ama şu da var. Biz hiçbir şeyi saklamıyorum. Güzel. Demin bir hediye paketleri gördüm. Safranbolu'nun lokumu falan vardı şuralarda. Şekerimiz, tansiyonumuz düştü. Bir onları afiyetle yiyebiliriz. Bir de müzik rica edeceğim sizden. Sevgili arkadaşlar, az evvel çok güzel müzik yapıyordunuz. Evet, yine müzik. Şu hediye başkan, var mıydı bir şeyiniz hazırladığınız? Sağolunuz efendim. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Haftaya Cuma, kim bilir nerede olacağız? Hangi güzel öyküyü, halkın hangi dertlerini konuşuyor olacağız? Sağolunuz, halkın ekranında, Halk Televizyonu'nda sabundu, maketti, çarıktı, hediyeleri de alıyorum. Bunlar da buranın özel değil mi? Tabii, çarık tabii, Yemeni. Yemenisi, Yemeniydi. Sağ olun başkan, çok teşekkürler. Teşekkür. Sağ olun, hoşça kalın efendim. Bunun içinde lokum var. Ay, çok teşekkür ederim, sağolunuz.